Efendim hoş geldiniz. Tarihler 5 Ekim'i gösteriyor. Saatler 12, gün ortasıyla karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Bugün AK Parti grup toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir açıklama yapacak demişti ki biz de bu toplantıyı canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Sonrasında Sayın Erdoğan açıklamalarını Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik de gün ortasında değerlendireceğiz. Ve devam edelim. Doğu Akdeniz'de gerilim, Ege'de devam ediyor. Yunanistan tarafından gelen açıklamalar var. Amerika'dan gelen şartlı F-16 çıkışı var. Hepsine bakacağız ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen dikkat çekici bir açıklama Birleşmiş Milletler'le ilgili. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz ve sonra ne yapacağız efendim? Muş'a gideceğiz. Muş'un Malazgirt ilçesinde. Daha önce Vatan Partisi gündeme getirmişti. Biz de ulusal kanalda bu sorunu masaya yatırmıştık. Neydi o halkın devlet hastanesi sorunu? Bu halkın hastane sorunu neydi? Yerine yenisi yapılacak vaadiyle yıkılmıştı ama bir türlü inşaat çalışmaları başlamıyordu. Ve başladı. Son durumu öğreneceğiz. Vatan Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Sayın Enver Görmez de bugün gün ortasında bizlerle birlikte olacak diyelim. Çok kısa bir reklam arası. Yeniden karşınızda olacağız. Ayrılmayın. Evet, reklamların ardından gün ortası kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Saros Araştırma Şirketi'nin anket sonuçlarına bakacağız. Saros Araştırma, vatandaşlara Türkiye'nin en başarılı lideri kim diye sordu. Araştırmaya katılanlar en başarılı liderin Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek olduğunu söyledi. Perinçek %29.1 oranıyla sıralamada birinci oldu. En başarılı görülen Sayın Doğu Perinçek görünüyor. Saros Araştırma Şirketi'nin en son anketinde en başarılı siyasi parti liderleri oylandı. Araştırmada Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek Türkiye'nin en başarılı lideri çıktı. Bu kanaldayım diye söylemiyorum. Bakın 29.1 ile Sayın Doğu Perinçek çıktı. Sadece başarılar bölümünde. En başarılı görülen Sayın Doğu Perinçek görünüyor. 2025 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yapılan araştırmaya katılanların %50,7'sini 17-34 yaş arası vatandaşlar oluşturdu. %36,4'ünü 35-54 yaş arası vatandaşlar, %12,9'unda ise 55 yaş üstü vatandaşlar yer aldı. Takdire şayan bir oran, çok yüksek bir oran bana göre. Çünkü biz burada parti bazı değerlendirme yapıyoruz, ağırlıklandırma yapıyoruz. Perinçek'i %28,5'te Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve HDP eş genel başkanı Mithat Sancar takip etti. Başarılı seçeneğinde en az oran %13'te Fatih Erbakan'da oldu. Siyasi parti genel başkanları için başarısız diyenlerde de dikkat çekici oranlar ortaya çıktı. Doğu Perinçek'e başarısız diyenler %19,9 olurken Perinçek bu seçenekte en az orana ulaşan iki liderden biri oldu. En fazla başarısız bulunan lider %31,6 ile Ümit Özdağ olurken Özdağ Ali Babacan ve Mithat Sancar takip etti. Saros'un araştırmasında Türkiye'nin en önemli sorununu hangi parti çözebilir sorusuna verilen hiçbiri yanıtı %46'dan %47,1'e yükselmişti. Araştırmada Cumhur İttifakı çözer diyenlerin oranı %27,8 olurken Biden cephesi de %24,2 oranında destek görmüştü. Türkiye halkı sistemin dışına çıktı, Türkiye devrime gidiyor. Çünkü halk sistemin dışına çıkınca, bu sistemin içinde hiçbir çözüm görmeyince ne olur? Türkiye'de devrim olur, köklü değişiklikler olur, oraya gidiyor. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele devam ediyor. İstanbul ve Samsun'da FETÖ firarilerine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da firari binbaşı, Samsun'da ise 6 şüpheli yakalandı. İstanbul ve Samsun'da FETÖ firarilerine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesindeyken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan GS'nin saklandığı adrese operasyon düzenleyerek yakaladı. Adreste yapılan aramada 10.000 avro, 10.440 dolar, 2.000 Kanada doları, 10.870 sterlinle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Samsun'da da FETÖ operasyonu vardı.
İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ'ye yönelik örgütün gizli haberleşme uygulaması Baylo kullandıkları, örgütün düzenlediği eylemlere katıldıkları tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adana'ya gidiyoruz. Vatan Partisi Adana Genel Kongre hazırlıklarına başladı. Parti üyeleri Seyhan İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Genel Kongre'ye hazırlık kahvaltısında buluştu. Etkinlikten iktidar olma hedefiyle Genel Kongre'yi en güçlü şekilde örgütleme iradesi çıktı. Bu sürecin sonu Vatan Partisi'nin iktidarıdır. Bu iradeyle burada toplanmış bulunuyoruz. Gözümüz arkada kalmasın. Bayrağımızı yükselteceğiz, üreteceğiz, milli hükümetini kuracağız. Yaşasın Vatan, yaşasın Vatan Partisi. Vatan Partisi iktidar hedefi için vites yükseltti. Genel kongre hazırlıklarına başladı. Adana'da Vatan Partililer Seyhan İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Vatan Partisi Seyhan İlçe Başkanı Mahmut Remzi Altun, genel kongre sürecini iktidar olma hedefiyle örgütleyeceklerini kaydetti. Üreticilerin milli hükümetini kurmak için görev başındayız. Vatan bütünlüğü, milletin birliği ve üretim devrimi için Türk de biziz, Kürt de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Ordumuzla, polisimizle, korucularımızla vatan savunmasında omuz omuzayız. Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Suseven bu kongrenin Türkiye için bir dönüm noktası olacağını belirtti. Bu toplantının en büyük amacı bu partiyi iktidar yapmaktır ve buraya kenetlenmektir. Vatan Partisi'ne üye olun çağrısında bulunan Suseven dünyada da emperyalizmin yenildiğini ifade etti. Amerika geriye çekilen kuvvet diye tespit ediyoruz. Afganistan'dan kaçmak zorunda kalıyor. Suriye'de kazanamadılar. Irak'ta geri çekilme durumuna geldiler. Irak hükümeti şöyle kararlar almaya başladı. Ülkemizde Amerikan hisleri istemiyoruz. Macaristan'da Orban'ın zaferi, Fransa'da Le Pen'in %42 alması Batı medeniyetinin çöktüğünü göstermektedir. Vatan Partili Halil Kaymaz da kürsüden vefat eden parti üyelerini andı. Biz kaybettiğimiz tüm yoldaşlarımızla onlarla biz bütünüz. Yoldaşlık vermek de olur. Partimize vereceğiz. Vermek, paylaşmak, mutluluk diyordu Sadık Bural. Ankara'ya gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Dinliyorum. Dönemin 6. ve son yasama yılına girdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Milletvekillerimizin yaz döneminde seçim bölgelerinde ve görevlendirildikleri diğer yerlerde gerçekleştirdikleri yoğun çalışmaları yakından takip ettik. Ülkemizin her bir köşesinde kapısı çalınmadık hane, eli sıkılmadık insan, girilmedik gönül bırakmayacak bir anlayışla yürütülen bu çalışmalar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Unutmayınız, biz sahayı ne kadar sıkı tutarsak milletimizin özellikle yalanları ve çarpıtmalarıyla yanlış yönlendirmek isteyenlerin gayretleri o derece akamete uğrayacaktır. Ekim ayıyla birlikte 2023'e doğru şehir buluşmaları başlığı altında milletimizle yeni bir buluşma programı başlattık. Genel merkezimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla bir yandan Ankara'daki çalışmalarımızı yürütecek, bir yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek milletimizle kucaklaşacağız. Amacımız seçim satım ailine sahayı müteaddit defalar taramış olarak girerek milletimizi seçimden seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı göstermektir. Türkiye'nin bugününü hazırlayan parti sıfatıyla geleceğini inşa edecek birikime, enerjiye,
ve azme sahip olduğumuzu erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla her kesimden insanımıza göstermekte kararlıyız. Bizim için kimin ne yaptığının, kimin ne söylediğinin, kimin kiminle beraber olduğunun bir önemi yoktur. Biz kendi halimize bakacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Biz kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye bakacağız. Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, imkanlarını, menfaatlerini düşünmeden dün öyle, bugün böyle diyerek iki yüzlü tavırlar sergileyebilir. Ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için ne söylüyorsak yerine getirme, dolayısıyla ağzımızdan çıkan her şeyi ölçüp biçerek, hesabını, kitabını yaparak ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa uçurumu belediyelerde gördük. Meydanlarda millete vaat ettikleri hiçbir sözün arkasında duramadılar. Hatta ne dedilerse tam tersini yaptılar. Buna rağmen de hala kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek ortada pişkince gezebiliyorlar. Yalan bunlarda daniskasını aynen söylüyorlar. Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimler içinde kullanmanın hazırlıklarını yaptıklarından hiç şüpheniz olmasın. Tabii bu milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun. Seçim öncesi kendisine ne sözler verildiğini, seçim sonrası ise ne sıkıntılar çektiğini feraset sahibi insanımız çok iyi biliyor. Gençlerimizin de dünyayı tanıyan birikimleri ve ellerinin altındaki zengin iletişim imkanlarının sağladığı geniş ufukla bu bayat oyunu kolayca çözebileceklerinden şüphe duymuyorum. Tüm bu fotoğraf içinde milletimizin önüne yeni bir vizyonla, yeni bir programla, yeni projelerle çıkabilen böyle bir niyete, gayrete ve beceriye sahip tek partiyiz, tek ittifakız. İnşallah seçim süreci ilerledikçe vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde milletimizle paylaşacağız. Biliyorum, bugün ekranları başında bizi heyecanla milletimiz dinliyor. Heyecanla bizi dinleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım. Ve seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 8 aylık bir vakit var. Meclisin seçim takviminin başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini düşündüğümüzde geriye 5-6 aylık bir yasama süresi kalıyor. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirerek verdiğimiz sözlerin yasama boyutundaki çalışmalarını tamamlayarak milletimizin huzuruna çıkmayı planlıyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte komisyonlarda ve genel kurulda sıkı bir mesaiyle gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağınıza inanıyorum. Yasama faaliyetlerinde göstereceğiniz gayretler ve vereceğiniz katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, biz de bu salondaki
son grup toplantımızı yaptığımız 15 Haziran'dan bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında katıldığımız pek çok programla ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdürdük. Bir yandan eser ve hizmet siyasetimizin ürünü projelerin açılış heyecanını milletimizle beraber yaşadık. Diğer yandan Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü ve etkisini perçinleyecek temaslarda bulunduk. Şimdi kısa bir video ile yaklaşık 3,5 aylık bu dönemdeki çalışmalarımızı şöyle hızlıca bir hatırlayalım.
Evet, görüldüğü gibi milletimize söz verdiğimiz şekilde büyük ve güçlü Türkiye'yi tuğla tuğla örüyor, ilmik ilmik dokuyor, emek emek yükseltiyoruz. Günümüzün her anını, haftanın, ayın, yılın her gününü büyük bir aşkla, şevkle, azimle, kararlılıkla çalışarak geçiriyoruz. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduğumuz gibi inşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye yüzyılını yine milletimizle birlikte inşa edeceğiz. Artık bizim bu seçimlerin mottosu Türkiye yüzyılı. Bununla çalışacağız. Yeni yasama yılı açış konuşmamızda geçmişten bugüne yaptığımız kapsamlı değerlendirmenin ardından Türkiye yüzyılı başlığı altında geleceğe dönük vizyonumuzun ilk işaretini de meclisimizde paylaştık. Birilerine bakıyorsunuz, toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Ama bırakın memlekete bir faydaları dokunmayı, kendi meselelerini bile çözemiyorlar. Biz ise tüm vaktimizi ve enerjimizi evlatlarımıza daha büyük, güçlü, müreffeh bir Türkiye bırakmaya hasrediyoruz. Biraz önceki videoda da gördüğünüz gibi şehir hastanelerinden yollara, toplu konut projelerinden sosyal destek programlarına, her alanda insanımızın hayatına dokunacak yeni icraatları devreye alıyoruz. İnşallah 2023'te hem hizmete açacağımız büyük projelerimizle hem milletimizin takdirine sunacağımız vizyonun oluşturacağı atmosferle hep birlikte farklı bir yere geleceğiz. İşte geçenlerde biliyorsunuz Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin de açılışını yaptık. O da aynen Bilkent Şehir Hastanesi ile aynı büyüklükte 4006 oda yatak kapasitesine sahip ve böylece Ankara iki dev şehir hastanesine sahip olmuş oldu. Malum zat bir zamanlar SSK'nın genel müdürlüğünü yaptı. Bunları milletimize anlatın. Ne yaptı bu adam ya diye bir sordurun. Ve onun döneminde malum hastane odaları pislikten geçilmiyordu. Ve hastalarımız kan revan içinde kalıyorlardı. Hepsi bir tarafa, rehine alma dönemi vardı. Hastalar ölüyor ve rehine alınıyorlardı. Nerede? SSK kurumunun hastanelerinde. Ey Bay Kemal, senin gidecek yerin var mı ya? Bütün umudunu ekonomideki sıkıntılara, özellikle de enflasyona bağlayanların heveslerini kursaklarında bırakacak adımlarla ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme, her bir insanımızın refah kaybını telafi etme sözümüzü aşama aşama yerine getiriyoruz. Sizlerden şu hususta vatandaşlarımızı mutlaka ikna etmenizi istiyorum. Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan geçmekte midir? Evet, geçmektedir. Bu sınamaların milletimizin hayatına yansıyan olumsuzlukları var mıdır? Evet, vardır. Ülkemizin önündeki zorlukların ve insanımızın yaşadığı sorunların çözümü mümkün müdür? Evet, mümkündür. Peki, Türkiye'de bu çözümü sağlayacak tek yürütme temsilcisi biz
tek siyasi parti, AK Parti, tek ittifak, Cumhur İttifakı mıdır? Evet, evet. Milletimize işte bu gerçeği gösterdiğimizde sandık yolu kendiliğinden açılacaktır. Bu iddiamızı Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini gidererek ülkemizi bugüne getirmenin verdiği bir özgüvenle ifade ediyoruz. Türkiye ekonomi programımız ilk gündeme geldiğinde kurduğumuz denklemi ve iktisadi yaklaşımımızın temel paradigmasını birileri istihza ile karşılamış, kendi akıllarınca bıyık altından gülmüşlerdi. Biz bunların hiçbirine bakmadık. Ne dedik? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütecek adımları birer birer attık. Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar için kullanılan araçları kurduğumuz mekanizmalarla birer birer devre dışı bıraktık. Bu musibeti daha büyük bir dönüşümün vesilesi haline getirdik. Bu anlayışla salgın oldu, üretimi ara vermedik. Savaş çıktı, ihracatta gaza basmaktan vazgeçmedik. Küresel ekonomik kriz gelişmiş ülkeleri dahi sarsarken biz büyümeyi sürdürdük. Geçtiğimiz yıl %11, bu yılın ilk yarısında %7,5 oranındaki büyüme oranlarımızla dünyada ilk sıralarda yer aldık. Pek çok yerde resesyon, yani ekonomik durgunluk ve daralma tartışmaları yaşanırken uluslararası kuruluşlar ülkemizle ilgili büyüme tahminlerini sürekli yükseltiyor. İnsanımızın işini, aşını, geçimini birinci sıraya koyduğumuz bir yaklaşımla ekonomi programımızı uygulamaya devam ediyoruz. İstihdamda tarihimizin en yüksek rakamı olan 31 milyona dayandık. Başlattığımız 500 bin sosyal konut projesi gibi adımların vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapma yanında ekonomik hareketliliğe ve istihdama da önemli katkıları olacaktır. Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz. Hem finans, hem sanayi, hem hizmetler sektörlerinde ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla, hem makroekonomideki iyileşmelerle, hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız. Eskilerin dediği gibi, sen doğru ol, eğri belasını bulur. Nitekim uluslararası kuruluşlar ardı ardına bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit eden, sadece faiz yükseltmeyle sorunları çözme üzerine kurulu sistemi eleştiren açıklamalar yapıyor. Dünyanın önde gelen iktisatçıları ile ülkemizdeki tek tük de çıksa vicdan ve izan sahibi ekonomistler de aynı çizgiye gelmeye başladılar. Türkiye'yi diğer pek çok başlık gibi bu konuda da dünyada öncü bir yere getirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hep dediğimiz gibi durmak yok, yola devam.
Maşallah. Ak kadınlar tabii sadece burada olmayacak inşallah. Tüm arazide kapıları tek tek çalarak inşallah bu davayı anlatacak. Değerli arkadaşlar, biz içeride eser ve hizmet siyasetiyle dışarıda ülkemizin itibarını yükseltecek diplomatik mekiklerle uğraşırken birilerinin de buram buram riyakarlık, buram buram sinsilik kokan oyunlar peşinde koştuğunu görüyoruz. Şimdi ekranları başında milletime de sesleniyorum. Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı yaptığı bir açıklamayla bizim ömrümüzü verdiğimiz bir mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinden gidelim. İstiyorum ki milletimizi bu noktada da aydınlatalım. Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Çünkü biz bir dönem zulüm düzeyine varan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkarttık. Ülkemizde şu anda üniversitelerde veya diğer eğitim kademelerinde böyle bir mesele var mı? Hayır. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hakiminden savcısına, akademisyenine, subayından polisine, tüm hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele var mı? Hayır. Türkiye bir dönem meclise başörtüsüyle girdiği için kürsüden ey CHP, senin yandaşın, her şeyin, fikir baban, düşünce baban şimdi ebedi alemde. Kürsüden haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri görmüştü. Ya siz de bunları alkışlamıştınız. Meclisten dışarı atmak için hep birlikte ayağa kalkıp alkışlamıştınız. Bugün milletvekillerimizle veya diğer konumlardaki seçilmişlerle ilgili böyle bir sıkıntı var mı? Hayır. AK Parti, Cumhur İttifakı, meclis ve hükümet olarak bu doğrultuda attığımız her adımın kazananı Türkiye olmuştur. Milletimiz olmuştur. Fert fert her bir insanımız olmuştur. Ya Kemal, doğru ol be. Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözdüğünü veya çözeceğini mi zannediyorsun? Dürüst ol, dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaseti yaparak milletin karşısına çıkma. Bu zatın artık yaşanmayan bir sorunla ilgili bir gece yarısı ortaya çıkıp kanuni düzenleme teklif etmesinin gerisindeki riyakarlığı görüyoruz da başka ne hesap var? Onu da değerlendirmemiz lazım. Şimdi sizlere CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesiyle ilgili yaklaşımlarını bir videoyla kısaca hatırlatmak istiyorum. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin açıklanmasının ardından sözde irtica ile mücadele adı altında
düşünce ve inanç özgürlüğü baskı altına alınmaya başlandı. 28 Şubat yargılamalarına ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu diye. 80 yaşındaki, 90 yaşındaki insanı getiriyor ve bu insanlar onurlu insanlar. Türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Benim evet, için bir çuldur o. Bir metrekarelik bez parçası. Üniversitede türbanın önünü açacak düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin sert eleştirilerine hedef oldu. Öne çıkan temel konu düzenlemenin anayasa ve laikliğe aykırı olduğuydu. Gündem türban filan değil. Hedef laiklik. Şunu doğru düz bir tespit edelim. Hedef laiklik. Minareler sülgümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamız diyen siyaset adamları laikliğin güvencesi olamazlar. Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak anayasa değiştirilmez. Karmaşanın, ayrışmanın, toplumsal huzuru bozmaya yönelik davranışların bir an önce önünün alınabilmesi amacıyla yürürlüğü durdurma isteğimizi de dilekçemize eklemiş bulunmaktayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Konuşmaya gelince çok güzel konuşuluyor ama bir icraata gelince nedense benim başörtüm bir şey engel oluyor gibi davranılıyor. Bu da bana çok ilginç geliyor. Benim Allah'a aramadığı ve ibadet etmede kimse giremez. Kimse giremez. Engel de olamaz. Olmamalı. Ama oluyorlar. Demek ki. Demek ki. Ama her devletin koyduğu kurallar var. Sadece bizim devletin değil. Peki devletin koyduğu kurallar neden sadece benim özgürlüğüme karışıyor? Hayır. Türbanla öğrenciler okula girecektir diye. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Bugün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. Siyaset bu alana yani din alanına girmemeli. Veya sadece seçim veya zamanlarında sizin başörtülerin yanına gelinmemelidir mesela değil mi? Hayır biz... Eğitim kurumlarında da, ilk orta öğrenimde ilk orta öğrenimde olmamalı. Evet. Belediyede mi olmamalı? Belediyede kamu, yani hizmet veren kişi, yani kamu görevlisi için. Bu ikisinde olmamalı. Olmamalı. Yasalara aykırıysa, yasaların gereğini kim yapacak? Ama kamu görevlisiyse, eğer bu ülkede hukuk varsa, bu ülkede yasalar varsa, mahkemeler varsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi varsa gereği yapılır. Bir hakimin türbanlı olması doğru değildir. Bunu geçelim. Doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı, türbanlı bir subay da olmamalı. Türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Ben biliyorum. Niye türban takıyorsun diye bir şikayet oldu mu bugüne kadar? Hayır, niye türbanla okula giriyorsun diye şikayet. Şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. Devletin kuralları var. İnançları var efendim. Allah aşkına ilkokula giderken nasıl gidiyoruz? Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Meclise giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl giniyor? Hukuksuz tavır içine girmeyelim. Bırakalım bu iş kendi doğal mecrası içinde çözülsün. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Mitingde yaşlı bir kadının başörtüsünün çıkarılmasına Erdoğan tepki gösterdi. 70-80 yaşındaki bir Anadolu kadınını sahneye çıkartıp onun başından onun başörtüsünü çekip çıkartmayı siz hangi insani anlayışla bağdaştırıyorsunuz? Hangisiyle bağdaştırıyorsunuz? Değerli kardeşlerim, evet gördüğünüz gibi tablo gayet net bir şekilde
ortadadır. Öncelikle bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Geçmişte bu ülkede başörtüsü diye utanç verici bir mesele yaşandıysa bunun tek müsebbibi, en bariz örneğini bizzat Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir. İşin esasına bakılacak olursa genelde kılık kıyafet ve özelde de başörtüsü meselesi ne yasa ne anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır. Ne diyor? Devletin kurumlarına bu şekilde girilemez. Devletin kuralları var. Devletin kaidesi var. Bu ülkede başörtüsünü örten niye örtüyor? Rabbimin emri olduğu için örtüyor. Bu seni niye rahatsız ediyor? Nasıl başı açık bir hanım kardeşimizin bu şekilde hayatın her alanında var olabilmesi için herhangi bir yasa ve anayasa düzenlemesi gerekmiyorsa aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir. Hani herkesin her ağzını açtığında söze başladığı temel hak ve özgürlükler diye bir kalıp var ya, başörtüsü hakkı da işte bu kalıbın doğal bir parçasıdır. Ama ülkemizde milletimizin inancına, değerlerine, tarihine, kültürüne düşman olan CHP faşizmi geçmişte bürokratik vesayetle ve darbecilerle el ele vererek önümüze böyle bir sorun çıkarmıştır. Ortada böyle bir yasa mesnet teşkil edecek ne bir anayasa ne bir yasa hükmü olmamasına rağmen zorlama yorumlarla ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmişti. Üniversitelerde herhangi bir kanuni temeli olmadan bir günde uygulama değiştiren, kamuda benzer baskılarla insanlarımızı mağdur eden mekanizmayı perde gerisinden işleten hep işte bu CHP zihniyetidir. Aynı zihniyet 1960 darbesini yaptırdıktan sonra sırf siyasi iktidarı rahatça ele geçirebilmek için milletin adamı olarak gönüllerde taht kuran Menderes'i dar ağacına göndermekte de tereddüt etmemişti. Rahmetli Özal'ın Türkiye'ye çağ atlatma çabalarının önüne en büyük engelleri de aynı faşist kafa çıkarmıştı. Bunun için biz eskiden beri mücadelemizi CHP zihniyetine karşı verdiğimizi söylüyoruz. Bu faşist kafa kendi çıkarları için dün ülkemizdeki bir kısım insanların laiklik hassasiyetini istismar etmişti. Şimdi de aynı kafa milletimizin başörtüsü hassasiyetini istismarın peşindedir. Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız biz 2008 yılında Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte mecliste CHP zihniyetinin emrivakiye dayalı zulümlerinin önünü kesmek adına başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek bir anayasa değişikliği yapmıştık. Bu değişikliği işin özü ve mantığı itibariyle böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmamasına rağmen sırf CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını tekrar çiziyorum. Meclisimizin tarihinde ender görülen bir uzlaşmayla hayata geçirdiğimiz anayasa değişikliği birilerini öyle rahatsız etmişti ki bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Şayet bu düzenleme dönemin Anayasa Mahkemesi tarafından anayasanın bu konuda kendisine tanıdığı
özellikle sınırın ötesine geçerek verdiği kararla iptal edilmeseydi, Türkiye başörtüsü tartışmalarını ta o zaman gündeminden tamamen çıkarmış olacaktı. Bu değişikliği iptali için büyük bir keyifle Anayasa Mahkemesi'ne götüren kişi kimdi biliyor musunuz? Bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi. İşte ismi, işte imzası Bey Kılıçdaroğlu. Dürüst ol, dürüst. Artık bu yalanların yetti ya. Kılıçdaroğlu'nun iptal başvurusunda yer verdiği başörtüsünün çağdaş demokrasiye tehdit oluşturduğu, kamu düzenini, toplum huzurunu ve beraberliği zedeleyeceği ifadeleri hem bu şahsın alnına hem de demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmıştır. Aynı dönemde partimize açılan kapatma davasının gerekçelerinden biri de başörtüsü konusundaki özgürlükçü yaklaşımımızdır. Partimiz bu kapatma davasından kıl payı kurtulmuştu. Ve o dönem aynı partinin başındaki zat Ankara'da hakimler var, savcılar var diye de memnuniyetini ifade etmişti. Dönemin YÖK başkanı hakkında başörtüsünü yasağını kaldırın, başörtüsü yasağını kaldırın dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında da kim geliyordu? Bu Kılıçdaroğlu. Onun da yine işte ismi ve imzası. Kılıçdaroğlu, belgeyle konuşuyorum, belgeyle. Senin imzalarınla konuşuyorum. Şimdi yanına birkaç tane başörtülü kardeşimizi öyle veya böyle aldatarak alıyorsun. Onlarla beraber resim çektiriyorsun. Ve onlarla birlikte de bu milleti aldatmaya gayret ediyorsun. Yine aynı Kılıçdaroğlu, okullardan kamu kuruluşlarına kadar her yerde başörtüsü hakkını kızlarımıza ve kadınlarımıza vermek için yaptığımız tüm düzenlemelere karşı çıkmıştır. Kılıçdaroğlu, benim kızlarım bu işin mağduriyetini çekti. Ve ben kızlarımın bir tanesini üstelik de İmam Hatip'te, İstanbul'da okutamadım. Çünkü oradaki yönetim sıkıntılıydı. İsmini vermeyeceğim. Türkiye'nin bir başka iline göndermek suretiyle oradaki okulda kızım İmam Hatip okulunu tamamladı. Bunun çilesini ben çektim. Kızlarımla çektim. Yeğenlerimle çektim. Ve İmam Hatip Okulu, onun kapısında anneleri günlerce, aylarca nöbet tuttular. Çünkü polis verilen emre uyarak orada çocuklara maalesef istenmeyen müdahaleler yapıyordu. Bunları biz yaşadık. Şimdi kanunlarla bu işi düzenleyelim, halledelim diyorsun. Sabırlı ol. Bu zatın her konu gibi başörtüsü meselesinde de birbiriyle taban tabana zıt o kadar çok demeci var ki biz söylediklerine değil gerisindeki zihniyete bakmayı tercih ediyoruz. Kendisi bir proje olarak kaset kumpasıyla bulunduğu yere gelenler elbette ülkenin ve milletin hayrına proje üretemezler. Ülkemizin pek çok kazanımdan haberdar olmadıkları veya gördükleri halde anlayamadıkları gibi bu meseleyi de geriden takip ediyorlar. Bizim gerçekleştirdiğimiz pek çok icraatı sanki yokmuş gibi vaat etme veya kendileri yapmış gibi anlatma huyları burada da kendini gösterdi. Dün söylediğini bugün inkar eden bu zatın
bugün söylediklerini yarın inkar etme potansiyelini masadaki ortakları başta olmak üzere kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bizim ise her zerresini yaşayarak bildiğimiz gerçek şudur. Hükümetlerimiz dönemlerinde inanç, köken, meşrep alanlarındaki tüm özgürlükleri CHP'ye rağmen hayata geçirdik. Başörtüsü meselesi başta olmak üzere inanç ve ibadet özgürlüğü alanındaki tüm engelleri onlara rağmen aştık. Bitmedi. Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden onlara rağmen kurtulduk. Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok ki. Şu anda benim kabinemde iki tane Kürt arkadaşım var. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama sende bu noktada dert çok. Çünkü dürüst değilsin. Her numara var. Akşam yalan, sabah yalan. Türkiye düşmanlığının kanlı ve sinsi araçları terör örgütlerinin tepelerini onlara rağmen ezdik. Bu da terör örgütlerinin temsilcileriyle Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüdü. Hadi buna da yalandı. Hayat tarzları üzerinden milletimizi birbirine düşürme çabalarının önünü onlara rağmen kestik. İnşallah önümüzdeki cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz. Milletimizin girdiğimiz her seçimde bizi sandıktan birinci çıkarmasının gerisinde cihat ve faşizminin insanlarımızın ruhunda açtığı derin yaraların izlerini silmiş olmamızın da önemli payı vardır. Türkiye yüzyılı vizyonumuzla milletimizin demokrasi ve kalkınma hayallerini en üst düzeyde hayata geçirmeyi inşallah sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, aslına bakılırsa CHP faşizminin ne laiklik umurundadır, ne başörtüsü umurundadır, ne ülkenin ve milletin diğer herhangi bir meselesi umurundadır. Bunların hastalıklı bir saplantı olan faşizmlerini her devirde farklı renklere boyayarak yapmak istedikleri tek şey ülkemizi siyasi olarak bağımlı ve milletimizi refah olarak geri bırakarak kendi gizli iktidarlarını sürdürmektir. Çünkü CHP faşizmi cehaletten, geri kalmışlıktan, yoksulluktan, emperyalizmin ileri karakolu gibi çalışmaktan beslenir. Gençlerimizin eğitim yoluyla, istihdam yoluyla, üretim yoluyla kendilerine ve ülkelerine hayırlı insanlar olarak yetişmeleri bu zihniyete en büyük tehdittir. Sayın Kılıçdaroğlu, senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerimizde ikna odalarını kurmadılar mı? Ve bu ikna odalarından bizim kızlarımızın başlarındaki örtüleri çıkartmadılar mı? Az önce ekranda izledik. Bu kızlar bizim kızlarımızdı. Bunların başörtülerini çıkartmak suretiyle bunları ikna odalarına sokmadılar mı? Ve bunlara yapılan zulümden sen kurtulacağını mı zannediyorsun? Bunun hesabını kolay kolay veremeyeceksin. Onlar da veremeyecek. Ve onların benzerleri ne yazık ki bu ülkede hala var. Belediye başkanıyım. Bunlardan bir tanesi, ismini vermeyeceğim, gerek yok. Propaganda olur. Benim anam başörtülü dedi. Dedim ananın başörtüsü beni ilgilendirmiyor.
Beni kızlarımızın başörtüsü ilgilendiriyor. Sen önce onun hesabını ver. İstanbul Üniversitesi'nin rektörü olacaksın. Ananın başörtüsünü bana örnek olarak vereceksin. Bu üniversiteye girecek olan kızlarımızın başörtüsü bizi ilgilendiriyor. Böyle zulmetmediler. Bu zulmü yapmadılar. Vatandaşlarımızın vesayet güçlerinin baskılarından, terör örgütlerinin saldırılarından, küresel sömürgecilerin pençelerinden emin bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri bu zihniyetin kabusudur. Devlet kurumlarının her birinin kendi görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde milletimize hizmet ederek anayasal sınırlarının dışına çıkmaması bu zihniyetin köklerinin kurumasıdır. Biz demokrasi ve kalkınma devrimlerimizde CHP zihniyetinin, CHP faşizminin gizli iktidarına da bu ülkede son verdik. Ama bunlar kendi hastalıklı zihniyetlerini milletimizde dayatma hevesinden vazgeçmediler. Anlaşılan o ki vazgeçmeyecekler. Kılıçdaroğlu'nun son teklifini de bu çerçevede bir taktik adım olarak görüyorum. Bu kişi 2010 yılında verdiği bir röportajda başörtüsü meselesinde bizi yasa değişikliğiyle çözüm bulmaya çalışmakla itham ediyordu. Yasa değişikliğine karşı önerdiği çare de sorunun uygulamada çözülmesiydi. Aradan geçen 12 yılın ardından bir gece vakti aklına geçmişteki bir televizyon programında muhatabının çul diyerek hakaretler savurduğu ve kendisinin de dudağını büzerek bir metrekarelik bez parçası diye onu teyit ettiği başörtüsü gelmiş. Vay Kemal, bir metrekarelik bez parçası. Moderatör çul diyor, sen de bez parçası diyorsun. Ne farkınız var birbirinizden? Al birini, vur öbürünü. Diyor ki bu konuda kanun çıkartalım. Kanun teklifi diye mecliste sundukları metin, özellikle sorun itibariyle hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan hem de arzu edilen şekilde çözmekten uzaktır. Hatta tam tersine, geçmişte olduğu gibi kötü niyetli yorumlar eliyle yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi, öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, eğer samimiysen, şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden katı şekilde çıkarmakta samimiyse, şayet bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa, gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım. Kardeşlerim, üstelik bu konuda elimizde Cumhur İttifakı olarak başlattığımız girişimle meclisimizin 2008 yılında ortaya koyduğu bir irade de mevcuttur. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak o dönemde hazırladığımız 5735 sayılı anayasa değişikliği teklifini kamuda çalışmayı da kapsayacak şekilde bu hususta aksi yönde düzenleme yapılamayacağı, uygulamaya gidilemeyeceği açık kaydıyla birlikte yeniden çıkartalım.
Çünkü bugün mecliste basit çoğunlukla çıkan bir yasayla verilen hakkın yarın bir başka meclis denkleminde aynı şekilde alınabilmesi mümkündür. Meseleyi anayasa düzeyine taşıdığımızda ise süreç bu kadar kolay yürüyemeyeceği için nispeten daha kalıcı, daha sağlam, daha muhkem bir iş ortaya çıkmış olacaktır. Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan gel bunu böyle yapın. Altılı masada yanında seni destekleyen arkadaşların da var ya, işte hep beraber gelin bu işi bu şekilde çıkaralım. Böylece CHP'ye 14 yıl sonra üzerindeki utanç lekelerinden en azından birini temizleme fırsatı vermiş de olacak. Teklifinde samimi olup olmadığı Kılıçdaroğlu'nu ilgilendirir. Biz demokrasiye ve milli iradeye saygımızın gereği ağızdan çıkan söze göre kendi teklifimizi sunuyoruz. Ve ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere. Aynı şekilde Anayasa Komisyonu'ndaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar. Önümüze getirecekler. Gerisi CHP'nin ve başındaki zatın bileceği iştir. Hatta bununla kalmayalım. Kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım. Tabii bizim hayalimiz olan ülkemizi yeni sivil, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma hedefimiz bakidir. İnşallah 2023'ten sonra böyle bir anayasayı da konuşacağımız iklime hep birlikte kavuşacağız. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, AK Parti grup toplantısındaydık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Grup toplantısında konuştu. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. CHP'den gelen bir teklif vardı. Başörtüsü meselesi ve bununla ilgili bir kanun teklifi de meclise sunulmuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarındaki en önemli gündem başlığı da buydu. Sayın Erdoğan, niye böyle bir teklifle ortaya çıktıklarını anlamadık. Biz başörtüsü sorununu çözerek ülke gündeminden çıkardık. Gerçi teklifle sözler arasında dağlar kadar fark var dedi. Eğer dürüstsen, samimiysen Kılıçdaroğlu, gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım. Samimiyetseniz başörtüsünü anayasa düzeyine çıkaralım açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Sadece bu mesele değil, Kürt meselesi diye ülkemize giydirilen deli gömleğinden onlara da bir açıklama yaptı. Bunlarla ilgili de orada bu sorundan kurtulurken yani böyle bir sorun yok. Bizim böyle bir sorunumuz yok ama sende var dedi. Terör örgütlerinin temsilcileriyle Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüdün diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Alevi kardeşlerimizi ülkeden koparma projelerine karşı da yeni atacağımız adımlar var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da yine CHP'den gelen başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle ilgili gelen açıklamalar vardı. Bekir Bozdağ da şöyle bir açıklama yapmıştı. Helalleşmeyi kazıyın, altından hesaplaşma çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. 223 noktasında müdahale edilmiş bir anayasamız var. Müdahalesi edilmesi bir kez daha şart.
Bu da Bekir Bozdağ'dan gelmişti ama 2023'te yeni bir anayasa açıklaması var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının üzerine biraz konuşalım. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik bizlerle birlikte. Sayın Özçelik hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi birlikte dinledik Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını. En önemli gündem başlığı CHP'den gelen başörtüsü çıkışı açıklaması Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve ardından verilen kanun teklifi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz genel hattıyla grup toplantısını ve bu açıklamaları? Buyurun. Şimdi bakın Sayın Kılıçdaroğlu yani öyle bir hamleler yapıyor ki biz bu videoyu ne zamandı? Pazartesi günü akşam galiba yayınlandı değil mi? 9'da. Yayınlanır yayınlanmaz bir televizyon programındaydık ve bu açıklamaya AK Parti'nin hemen atlayacağını ve işi daha büyük boyuta taşıyacağını ve anayasa değişikliği gibi bir taleple karşısına çıkacağını söylemiştik. Ve yani öyle bir çıkış yaptı ki yani şu anda Türkiye'de başörtüsü sorunu tartışılmıyor. Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Ekonomide sorunları var, güvenlik sorunu var. Dört bir tarafından sıkıştırılmaya çalışılıyor. Amerika tarafından işte Fırat'ın doğusunda, Kıbrıs'ta biliyorsunuz Rum kesiminde yeni gelişmeler var. Silahlanmaya başladılar. Amerika Rum kesiminin ordusunu eğitiyor. Yeni silahlar gündemde. Doğu Akdeniz'de tartışma var. İsrail-Amerika ekseninde Türkiye'ye yönelik hazırlıklar var. Yunanistan'daki olaylar var. Yani o kadar çok olay var ki. Evet. Şimdi bunları konuşmamız gerekirken birdenbire Türkiye'nin gündemine başörtü olmayan bir sorunu getirdi. Niye? Yani akıl alır gibi bir şey değil. Ben CHP'lilere sordum. Dün meclise gittim bu olay bu noktaya gelince. Ve orada birçok insanla görüşme imkanım oldu. Yani milletvekilleri şaşkın. Gördüğüm şu, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından bir kere milletvekillerinin haberi yokmuş. Bakın çok net söyleyeyim. En az 8-10 tane milletvekiliyle konuştum. Hiçbirisinin haberi yokmuş. Parti meclisi üyelerine sordum. Onların da haberi yok bu çıkıştan. Yine parti yönetiminde olan başkalarıyla hatta MYK'dakilerden olmayanlar öyle söyleyeyim. Peki milletvekillerine dedim ki ya niye şey yapmıyorsunuz? Yani niye etmiyorsunuz? Yani böyle bir konu çok tartışılacak bir konu. Yani niye müdahale etmiyor? Eskiden biz parlamentoda herhangi parti olursa olsun milletvekillerinin yanlış olan konularda parti yönetimine itirazlarını hep görmüştük. Yani bu A partisi için de geçerliydi, B partisi için de geçerliydi. Bana söyledikleri şu, ya seçim var, milletvekili arkadaşlar kurbanlık koyun gibi herkes başını genel başkanın önüne uzatmış, kimse ses çıkarmıyor dediler. Yani böyle bir süreçten geçiyoruz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de herkes televizyonlarda bu konu tartışılıyor. Ya Türkiye'nin bu kadar lüksü var mı? Bu kadar sorun içerisinde, ekonomideki yaşananlarda, diğer konularda. Yani bu kadar dert varken başörtüsü mü derdimiz? Hani bunu iktidar getirse deriz ki hani işte belli bir kesimlere mesaj vermek istiyor diye. Ya Kemal Bey getiriyor. Ana muhalefetin genel başkanı getiriyor. Üstelik de parti organlarından habersiz getiriyor. Yani ben bilemiyorum. Yani bir şey diyemiyorum. Çünkü konuştuğum CHP'li netice ve milletvekilleri de bir şey diyemediler. Yani onlar da şaşkınlar. Nereden çıktı bu diye onu tartışıyorlar. Peki teklife ne diyorlar? Efendim? Meclise getirilmesine teklife ne diyorlar? Çok da tepki yani de vardı sosyal medyada. Böyle bir, gündemde böyle bir konu yok. Böyle bir konuyu niye meclise getiriyoruz diyorlar. Yani niye bu konuyu kaşıyoruz? Mesela dün biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yasa teklifine anayasa teklifiyle karşılık vereceğini öğrenmiştik. Yani böyle bir süreç işliyor. E şimdi ne olacak? Yani bakın bu kılık kıyafet meselesi şu anda çok gündemde olmasa da ileride Türkiye'de çok ciddi sıkıntı yaratabilir. Bakın bir devlet ciddiyeti var. Kamuda yani dünyanın her yerinde böyledir. Kamuda bir nedir? Devlet güvencesi, devlet tavrı vardır. Şimdi bu tamamen geçiyor ve sanki böyle yarın bunu kimin nasıl kullanacağını bilemezsiniz. Yani üç gün sonra
çok farklı kıyafetlerle oraya gelip tarikatları simgeleyen, başka örgütleri simgeleyen bir takım kıyafetlerle kamuya gelmeye kalkılırsa ne olacak bu işin sonu? Yani tamamen tarafsız olması gereken bazı kurumlar var. Bu kurumlarda bu tür kıyafetlerle karşımıza çıkılırsa ne olacak? Yani bu bir anlamda ihsas-ı rey anlamına gelecek bir takım tavırlar içerisinde olabilir. Veya işte belli kıyafettekiler belli kıyafettekilere ayrıcalık tanırsa, yani devlet imkanlarını farklı farklı kullanırsa, yani buna benzer bir sürü şey üretmek mümkün. Yani burada devletin bir takım kuralları vardır. Bu kurallar kamuda nasıl olacak? Kılık kıyafet nasıl olması gerekiyor? Bunlar belirlenir. Ya Cumhuriyet de bunu yapmış zaten. Cumhuriyet bir kılık kıyafete bir düzen getirmiş. Şimdi bu tamamen bozuluyor. Üstelik de bunu anayasaya koyma noktasına geliyor şimdi bu iş. Peki neden ne olur? Sayın Özçelik, Sayın nasıl cevap gelir peki anayasaya koyma düzeyinde bir çağrısı var mı Cumhurbaşkanı Erdoğan? Anayasaya koyalım derken de Cumhurbaşkanı söyledi ne? Açık söyledi zaten. Dedi ki yasa dedi 3 gün sonra değiştirilebilir ama anayasaya koyarsak kimse değiştiremez. Gelin anayasaya koyalım dedi. Madem istiyorsunuz bu işi dedi. Yani şimdi karşıdan böyle bir hamlenin geleceğini görmemek için insanın siyasi kör olması lazım. Yani şu anda yapılanı, yani bir çocuğumuz daha oldu. Yani onca sorunumuz var, bir sorunumuz daha oldu. Hani derler ya, deli bir kuyuya taş atarmış, 40 kişi çıkaramazmış. Yani şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı adım Türkiye'nin başına yepyeni bir sorun yarattı. Ve ne için yarattı? Şimdi aklı sıra işte bir adaylık tartışması var biliyorsunuz. Kendisinin de böyle bir niyeti olduğu etrafında söyleniyor. Şimdi burada sanki muhafazakar kesimlerin de desteğini bu şekilde alma gibi. Bakın sadece ve sadece kendi bireysel hırsı için Türkiye'yi yeni bir kutuplaşmaya, yeni bir bölünmeye doğru sürüklüyor. Oysa ki bizim tam tersine içeride birliğe ihtiyacımız var. Tabii. Bakın sorun çözülmüş bir sorun. Ya siz sokağa çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz, Beyoğlu'nda yürüyorsunuz veya işte çeşitli yerlere gidiyorsunuz. Hiçbir başörtü tartışması yaşanıyor mu şu anda? Yok tabii ki yani özür dilerim. Yani böyle bir açıklamanın ardından bizim de aklımıza bu geldi. Yani Türkiye'de bir başörtü sorunu mu var? Yani neden sorunu zorla diye çıkarıyor. Şimdi eskiden bu tür sorunu, bu başörtü meselesini iktidar, şu anda iktidar olan parti kaşırdı. Şimdi muhalefet kaşıyor. Ya nereden nereye geldik? Bakın biraz önce bununla ilgili bir yazı kaleme almaya çalışıyorum önümüzdeki günler için. Bir CHP'liyi aradım. Etkili de bir isim. İsim vermeyeyim. O da pek istemedi. Seçim öncesinde nedense hani kurbanlık koyun gibi her bütün milletvekilleri, bütün partililer başını genel başkanın önüne uzattığı için kimse ismiyle konuşmak istemiyor. Çünkü milletvekili adaylarını, belediye başkanı adaylarını kim belirleyecek? Genel başkan belirleyecek. Yani böyle bir süreçten geçiyoruz. O nedenle de kimse genel başkanla takışmak istemiyor. Onun için de yani bir şey söylemek istiyor veyahut da biz sorduğumuz zaman mecburen konuşuyor. Şimdi dedi ki bakın İsveç İpek Yol Enstitüsü'nün bir raporu vardı. Baykal'a kumpas kurulmadan. Bu raporda ne deniyordu? Daha Baykal'ın kaset maset kumpası yok. Baykal'ın istifaya zorlanması, tırnak içinde söylüyorum dedi. İfade tamamen ona ait. Zorlanması, yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi, parti politikalarının değiştirilmesi ve Batı tarafından desteklenmesi. Dedi ki, yani parti dönüştürülüyor dedi. Şimdi bunu da yani milletvekili düzeyindeki bir ismin artık yani ülke meselesi ise bu mesele, bunu açık açık ismiyle şunla bunla konuşması lazım bu insanların. Yani ha basına konuşmuyorsa parti organlarında açıkça konuşması lazım. Fakat kurbanlık koyun gibi işte herkes başını uzatmışlar ve hiçbirisini yapmıyorlar. Yani gerçekten tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani hani derler ya biz gazeteciler saçımızı başımızı yoluyoruz nereye ne oluyor diye. Bilmiyorum siyasiler nasıl şey yapıyor. Ya düne kadar, pazartesi günü akşam 9'a kadar, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki 9'u bekleyin. Biz de sandık ki
çok önemli bir açıklama yapacak. Evet. Yani Türkiye için etkili bir açıklama yapacak sandık. Çıka çıka başörtüsüne yasal güvence çıktı. Yani akıl alır gibi değil. Yani bence CHP'liler ne diyor ona bakmak lazım. Yani çok sosyal medyada tepki vardı bu çıkışa bu arada. Hemen açıklamanın ardından ve iki gündür de gündeme getiriyoruz biz de ama hani dediğiniz gibi o kadar çok sorun varken gündeme getirilmesi ya da ülkede böyle bir sorun mu var? Hani bizler göremiyoruz adı altında da yorumlar yapıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa çıkışı oldu. Peki CHP bundan sonra nasıl bir adım atar ya da nasıl bir cevap verir? Vallahi CHP sıkıştı. Aslında bir anlamda bu konuda bir pas vermiş oldu AK Parti'ye. AK Parti de bu pası gole çevirmeye çalışıyor. Benim şu anda gördüğüm manzara o. Şimdi anayasa değişikliği. Bakın bu tür işler tehlikeli işlerdir. Bu işlerin demin de söyledim nereye kadar gideceği bilinmez. Bir devlet yani bizim bakın çok ciddi bir devlet geleneğimiz var. Devlette devlet memuru nasıl davranır, nasıl giyinir bunların hepsi yönetmeliklerle geçmişte belirlenmiştir. Yani nedir? Her gün sabah tıraşla giderdik. Şu anda devlet dairelerinde kirli sakal gibi bir şey çıktı. Yani hiç de hoş olmayan manzaralar var. Herkes düzgünce ütülü etek giyerdi. Hadi pantolon etek takım. Yani karşınızda bir ciddi bir şey olurdu. Muhatap bulurdunuz devlette. Nedir? Askerin üniforması vardır. Polisin üniforması vardır. Şimdi ya mahkemelere gidiyorsunuz. Yani tuhaf tuhaf elde tesbihle örneğin duruşma yöneten bir hakim düşünün. Ya bunlar olduğu için söylüyorum. Evet. Ya bunlara dikkat edilirdi eskiden. Ya bunları şimdi daha da garip bir hale getirecek yöntemlere gitmek son derece tehlikeli. Tekrar söylüyorum bu işin nereye kadar gideceğini kestiremezsiniz. Ve Türkiye'de yeni yeni tartışmalara ve iç kargaşalara yol açar. Yani biz ülkede birlik sağlayalım diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ilk ülkede birliği bozacak adımların neredeyse başını çekiyor. Yani böyle bir şey yani hayal bile etmezdim. Yani Kılıçdaroğlu ne yaptığını takip ediyorduk ama yani böyle bir şey yapacağı aklıma gelmemişti işin açığı. Hele böyle çok önemli bir açıklama yapacağım. Herkes 9'u beklesin, tweetinin başına geçsin noktasında gidip de böyle bir şey çıkaracağı. Ve Türkiye işi gücü bıraktı. Ne enflasyon kaldı, ne ekonomik kriz kaldı. Çiftçi ekim yapacak. Bakın şeylerde traktörüne mazot koyamıyor, gübre atamayacak. Şimdi kış ekimleri var ya önümüzdeki günlerde. Şimdi bunların hesabını yapıyor. Çiftçi bunları düşünüyor. Karşımıza çıkan ülkenin en önemli sorunu şu anda başörtüsüne yasal güvence oldu. Yani sözün bittiği yerdeyiz sanki. Yani tabii şimdi ana muhalefet bu şekilde diyor ki CHP'li arkadaşlarla konuşuyoruz diyorlar ki işte şudur budur bize çok yükleniyorsunuz. Ya biz yüklenmiyoruz ki siz kendi kendinize yükleniyorsunuz. Ekonomiyle ya ilgili bir çözüm önerisi var mı? Sayın Özçelik muhalefet partilerinin 6. kez de bir araya geldiler, toplantı gerçekleştirdiler ama hem bu açıklamanın tabağında karşılığı olur mu? Hani oy olarak dediniz ya. Ben olacağını sanmıyorum çünkü CHP tabanı itiraz ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Türkiye'de birçok kesim ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Diyorum ya milletvekilleri şaşkın. Dün bizzat konuştuğum herkes şaşkın. Yani çok konuşmak istemiyorlar yani gazeteci olunca ama baş başa kalınca hissediyorsunuz yani mimiklerden hissediyorsunuz, tepkilerden hissediyorsunuz. Yani yani söyleyecek söz bulamıyorum, gerçekten bulamıyorum. Türkiye nereye geldi? Yani neyi konuşuyoruz şu anda? Enflasyon yani ekonomi en önemli gündem başlığı ve tabii ki dış politika. Bakın haberlerinizi izliyorum. Haberlerinizi izliyorum şu an. Mesela sizin sürekli ulusal kanalın haberlerini. Mesela Vatan Partisi'nin haberlerini veriyorsunuz. Ne var orada? Sürekli bir çözüm önerileri var. İşte arıcıların sorunları var. MİR'in yasaklanması var bankalardan. Yani Türkiye'nin her tarafında halkın sorunları var. İşte Kayseri'de Pancar Kooperatifi'nde yaşanan sorunlar, işten atılanların işe döndürülmesi meselesi var. Bununla mücadelelerle uğraşıyor. Ya ana muhalefet partisinin yerinde olsam ve ben seçime yaklaşmışız bunlarla uğraşırım. Yani çözüm odaklı çalışma yaparım. Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulmaya çalışırım. Ama onların öyle bir derdi yok. İki dertleri var. Bir, batıya biz kendimizi nasıl beğendiririz?
İki, Türkiye'deki birliği nasıl bozarız? Sanki böyle bir çaba içerisindeler. Peki, şimdi ekonomiye dair çözüm önerileri yok dediniz. Yani zaten açıklamalar, eleştirilerini görüyoruz. Evet. Zaman zaman eleştiriler geliyor ama çözüm önerisi ne dediğimiz noktada da Vatan Partisi'nden ya da AK Parti'den gelen işte Millet İttifakı'ndan pek böyle ses çıktığını görmüyoruz çözüm önerisi olarak. Şimdi bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi yani ekonomi, enflasyon en önemli gündem başlığımız gerçekten. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz de dedi bir kez daha. Türkiye yüzyılını milletimizle inşa edeceğiz. Seçimlerin mottosu da Türkiye yüzyılı. Şimdi ekonomik anlamda atılan adımlar yeterli mi? Size de bir sormak isterim Sayın Özçelik. Yani birçok adım atılıyor görüyoruz ama hani önümüzde bir enflasyon var. Üretim tarafı çok yüksek oranlar. İstanbul enflasyonu almış başına gidiyor. Yapılan anketler, Türk İş'in raporları derken nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da sormak isterim. Şimdi bakın enflasyon lafla düşmez. Yani bu somut çözüm önerileri gerekir. Şu anda bununla ilgili bir adım atılıyor mu? Benim gördüğüm kadarıyla atılmıyor. Bunu nereden görüyoruz? Enflasyondaki artış devam ediyor. Artı üretici enflasyonunda ciddi artış var. Çok. Bakın en önemlisi bu. Şu anda TÜİK'in verilerine göre üretici enflasyonu %150'nin üzerinde. %151. Tüketici enflasyonu ise %83. Arada 70 puan fark var. Yani neredeyse iki katı. Şimdi bunu nasıl izah edeceğiz biz? Ha, ya şöyledir bu iş. Üretici bir ürünü üretiyor, zararına satıyor diye biz. Yani böyle bir şey de olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı. O zaman karşımıza bu enflasyonun, üretici enflasyonunun tüketici enflasyonunda yansıması gelir. Zaten dikkat ederseniz, mesela dün Aydınlık Gazetesi'nin manşetiydi. Birçok iş adamı ayakta kalmaya uğraşıyoruz diyor. Bakın ayakta durmaya çalışıyoruz diyor. Neden? Çünkü çarkını döndürmek istiyor. Şimdi fiyatlar konusunda yani yükselse müşteri bulamıyor. Birçok fabrikada yani üretimle satış arasında ciddi sorun yaşanıyor. Yani karlılık oranı çok azaldığı gibi bazı yerlerde de başka sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bunları çözecek formül gerekiyor. Elimizdeki kıt kaynakları üretimi arttıracak politikalara yönlendirmemiz gerekiyor. Yani şimdi konut, ucuz konut falan, vatandaşa konut, bunlar iyi şeyler. Ama tabii şimdi aklımıza gelmemeliydi yani. Eldeki kaynakları 2 milyonluk konutlara dağıtmamalıydık. Biliyorsunuz açıklandı 2 milyonluk konuta 5 milyondan kredi vereceğiz. %99'dan, %89'dan krediler. Bunlar en üst seviyede açıklandı. Yani o zaman da bunların yanlış olduğunu söyledik. Pandemi dönemi. Şimdi bankalar veremiyorlar bu paraları. Doğru. Ama yani bunlara vereceğimize, 2 milyonluk konuta vereceğimize bizim yoksulun konuta ihtiyacı var. Lüks konutlarda bir sıkıntı yok. Lüks konut çok. Hatta satılmamış milletin elinde fiyatlar artacak diye depoladıkları konutlar var. Belki fazlası da var. Ama yoksulun gideceği konut yok. Çünkü kiralar aldı başını gitti. Maaşın üstünde kiralar var. Maalesef. Yani bunları çözmemiz gerekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Ocak'tan sonra diyor işte faizler düşecek falan. Ya tamam da şimdi gerçekçi bakalım. Doğru. Ocak'tan sonra yani Aralık'tan sonra faizler enflasyon düşmeye başlayacak. Ancak bu düşüş baz etkisi düşüşü olacak. Nedir? Bakın rakamlara. Aralık enflasyonu geçen yıl yani bir önceki yıl %14. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'a kadar enflasyon yüksek seyrediyor. Şimdi Aralık'ta %5 enflasyon olsa bile 12 aylığa döndüğünüz zaman 10 puan düşecek. Yani bu bu aldatmaca bir durum. %65 yani oranında olacak diyorlar. Yani enflasyon devam ediyor. Artış hızı düşüyor. Böyle söylemiyorlar. Artış hızı düşecek deseler anlayacağım. Yani senin şu anda 10 liraya aldığın bir ürün 9 liraya düşmeyecek. Ha, eskiden 10 lira olan şey bir ay sonra 12 lira, 14 lira, 16 lira, 20 lira diye gidiyordu. Ha, belki 10,5, 11 diye gidecek. Yani enflasyon, hatta bundan da şüpheliyim. Yani son üretici enflasyonunun bu kadar yüksek çıkması,
Acaba bu da gerçekleşir mi diye işin açığı ben endişe etmeye başladım. Yani TÜİK'in verileri çok yüksek üretici enflasyonu. Ya bunu yansıyacak yani üretici zararını satmayacağına göre bir şekilde yansıyacak. Yani o nedenle ekonomide köklü çözümler almak gerekiyor. Yani üretimi destekleyecek politikalara ihtiyaç var. Elimizdeki kaynakların buraya yönlendirilmesine ihtiyaç var. Kamuda hep diyoruz ki kamuda tasarrufa gitmek lazım. Kamuda tasarruf olunca kimse lüksünden vazgeçmiyor. Makam arabaları cızır cızır dolaşıyor. Bakın yakınımızda bir özel okul var. Özel okulun akşam üzeri kapısına gidin. Bir sürü sivil plakalı siyah araba göreceksiniz. Hepsi devletin makam araçlarıyla çocuklarını almaya geliyorlar. Ya bunları artık dur dememiz lazım. Yani şimdi siz devlet tasarruf yapmazsa, devlet lüksünden vazgeçmezse vatandaş tasarruf yapmaz. O zaman köylüye kaynak kalmıyor, çiftçiye kaynak kalmıyor, efendim sanayiciye kaynak kalmıyor. Bunları sağlamak lazım. Yani artık ekonomideki sorunları çözmek için adım atmak gerekiyor. Bu adımların da gecikmesi sadece popülist politikalarla işin geçiştirilmesi. Yani muhalefet zaten o ayrı bir dalda oynuyor. Hiç Türkiye'nin dertleri onun dertleri değil. Çözüm mesela 6-7 toplantı yaptılar. Bir tanesinde bile ülkenin temel sorunlarında çözüm yok. Bu toplantıda komisyon kurmuşlar. Yani 6 aydır toplanıyorsunuz, iktidara oynuyoruz diyorsunuz, erken seçim var diyorsunuz. Ama hala çözüm üretemiyorsanız. Erken seçim yani, var mı hala? Gündeme geliyor mu? Ankara'da. Bilemiyorum. Yani iktidar yok diyor. Muhalefette sanki bırakmış gibi ama ben Türkiye'de olmaz olmaz diye bir şey düşünmüyorum. Yani bu tür işlerde olmaz olmaz. Siyasette olmaz olmaz diye bir kavram yoktur. Uygun olursa yapılır. Aday ne zaman açıklanır? Sayın Öztürk. Kararı daha çok iktidarın belirleyeceği bir ortamdayız. Gerçi meclisten karar çıkacaksa çoğunluk gerekiyor. Yani muhalefetin de oyuna ihtiyaç var ama diyelim ki Aralık sonuna bir erken seçim derlerse muhalefet itiraz edemez. Hı. Madem sen seçim istiyorsun gel derlerse itiraz edemez. Ha olur olmaz onu tamamen iktidarın durumu belirler. Şu anda pek öyle bir riski alacaklarını sanmıyorum ama önümüzdeki kısa sürede bazı gelişmeler yaşanırsa özellikle finansal anlamda bazı imkanlar sağlarlar ve bunu hızlı bir şekilde kullanırlarsa yani olmaz da diyemiyorum işin açığı. Yani konusunda şu anda biraz zayıfladı. Biraz zayıfladı gibi. Evet. Aday konusu peki kim olur? Yani şu anda hala Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediği Ben başından beri yani orada aday da açıklanmadı şey söylüyorum. Henüz. Sizin yayınlarınızda da söyledim. Millet İttifakı adayını Yüksek Seçim Kurulu kararından sonra açıklayacaklar diye hatırlarsınız. Şu anda dün son yapılan toplantıdan sonra açıklamalarda bu netleşti. CHP'nin grup sözcüsü Cumhurbaşkanı adayının YSK takvimine bağlı olduğunu söyledi. Sayın Ali Babacan gazetelerin Ankara temsilcilerine ve yazarlarına bir yemek verdi. Orada da kendisine soruldu. O da aynı şeyi söyledi. Yani gözüken manzara şu. Millet İttifakı adayını Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimine açıkladıktan sonra belirleyecek. Ve benim edindiğim bilgiler de şu. Hala o noktada olduğumu sanıyorum. Öne çıkmış isimler yani her parti şunu da oylayalım dediği isimler A, B, C kişileri 3 ayrı araştırma şirketi tarafından kamuoyuna sorulacak. En yüksek kim çıkıyorsa hani diyorlar ya kazanacak aday diye o isim me karar verecekler. Böyle söyleniyor. Tabii bu da burada zaten oraya şeyler devreye giriyor. Başkaları devreye giriyor. Yani şu anda Millet İttifakı'nın adayını Amerikalılar belirleyecek. Tek kriterleri var kazanacak aday. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bu kadar Türkiye'nin sorunları olduğu bölgede bir ortamda vahşi kapitalizmle ve neoliberalizmle mücadele etmek için Amerika'ya gidişi tabii o da çok komik bir olay. Gidişinde belli bir mesafenin o veya değil alınacağını sanıyorum. Peki. Şimdi tabii orayı o tarafı takip edeceğiz ama en önemli gündem başlıklarından biri de Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşananlar ki
işte o üstleri çok konuştuk. Sonra şimdi zırhlı araçlar, Midilli Sisam derken Rum tarafına 25 yıllık askeri ambargonun kaldırılması, silah ambargosunun ve şimdi de Rum ordusuna yeten bir ABD'den bahsediyoruz derken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'dan da çok önemli bir açıklama geldi. Bu adımlar sonrasında Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. Rumlardan izin alarak görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne KKTC ile de anlaşma yapması için bir ay süre tanıdı. Buyurun, ne oluyor? Olacağı buydu, doğrusu da budur. Bakın, her şey çok açık ilerliyor. Yani Türkiye bir kuşatma altına alınmaya çalışılıyor. Bakın, hep söylüyoruz bunu. Irak'ta biliyorsunuz Zaho saldırısından sonra Türkiye'ye karşı bir düşmanlık kışkırtıldı. Mesela Iraklılarla konuştuğumuz zaman bu işin arkasında Amerikalılar olduğunu çok net bir şekilde söylüyorsunuz. Tabii Amerikalılar bunu hadi sen şunu söyle demezler. O ortamı yaratıyorlar. Fırat'ın doğusunda Amerikalılarla PKK terör örgütü tatbikat yaptı. Hemen sınırımızın 5 kilometreye yakınında. Hı hı. Oradan Kıbrıs'ta Rumlar 35 yıllık galiba değil mi ambargoyu kaldırdılar. Ve kaldırmadan hemen önce Pentagon'un psikolojik savaş elemanlarından bir isim vardı, ismini şimdi unuttum. Bir açıklama yaptı, bir makale yazdı. Michel Rubin dedi ki Rumları silahlandırma zamanı dedi. Ve ondan sonra bu ambargonun kaldırılması geldi. Şimdi hatta Rubin bir şey dedi. Hep Rum kesiminde Rus silahları var. Bu silahları alalım Ukrayna'ya gönderelim. Yani yeri de belli. Rusya'ya karşı savaşsın onlar. Biz oraya dedi yeni silahlar verelim. Hatta bunun finansmanı tartışılıyordu. Finansmanı için de dedi ki yani burada dedi Rumların bunları ödeyecek paraları yok. Bu tür ortamlarda para hesabı yapılmaz dedi. Yani hibe edelim. Ondan sonra bir bakıyorsunuz Amerikalıların Rum ordusunu eğitmesi gündeme geliyor. Niye göre eğitecek? Amerikalılar Rum ordusunu Rus silahlarına göre eğitemez. O zaman neye göre eğitecek? Demek ki yeni silah sevkiyatı da gündemde. Yani ikisi bir paket halinde geliyor. Şimdi yine Yunanistan'daki üsler ve burnumuzun dibindeki adalara yığınak. Tabii. Tabii bu koşullarda yani Türkiye'de eli armut toplamıyor herhalde. Yani Türkiye'de KKTC'de önlem alacak. Belli ki Rumlar niye silahlanır? Niye? Ve silahların da önemli bir kısmı karada savaşacak silahlar. Karada kimle savaşacaklar? Başka bir komşusu yok ki. Bir tek KKTC var. Tabii. Yani KKTC topraklarına saldırı görüşülüyor. Bunun hazırlığı yapılıyor. Şimdi buna karşı da hem B'yi harekete geçiriyor hem de Sayın Tatar buna karşı önlem alıyor. Nitekim Türkiye'den yapılan açıklamalar da var. Yani bence KKTC'deki Türk ordusunun hem silah hem de sayıca arttırılmasında ihtiyaç var bu ortamda. Herhalde devleti yönetenler de bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlardır diye düşünüyorum. Gerekli adımlar atılacak burada, açıklaması gelmişti Sayın Çavuşoğlu'ndan da. Evet, yani şimdi Birleşmiş Milletler bir karar alıyor, orada bir takım heyet var. Bunun için Rum kesimi karar veriyor, oraya Birleşmiş Milletler görevlilerinin görev süresi uzuyor, kısalıyor falan. Peki bunların bir kısmı nerede duruyor? Bunların bir kısmı KKTC topraklarında duruyor. Sen ondan izin almasan o seni niye tutsun? Sen çık kardeşim git Rum tarafına dersin, biter iş. Ve Sayın Tatar'ın da şu anda izlediği politika da bu. Yani Birleşmiş Milletler'e de diyor ki yani artık sen de eşit davran. İki devletli bir ada var orada. Burada bunu sağla diyor. Şu anda yürütülen şey bu. Ege ve Doğu Akdeniz'de. Peki ne açıklama gelir Birleşmiş Milletler'den Ege ve Akdeniz'e geçmeden önce siz son olarak da? Bunu da sorayım yani. Yani benim tahminim bu iş nasıl sonuçlanır? BM yuvarlamaya çalışır ve KKTC de terk edin diye, burayı terk edin, gidin nereye gidiyorsanız diye onları Rum kesimine gönderir gibi geliyor bana. Yani şu andaki konumlanmaya dayanarak söylüyorum. KKTC topraklarından çıkarlar. Peki. Çünkü yani sadece Rum kesimi yok ki orada. Farklı bir kesim var orada. Tabii.
KKTC diye bir devlet de var orada. Bakın orada da çok önemli gelişmeler oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma ve KKTC'nin tanınması meselesi, arkasından Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konunun konuşulması ve açıklanan bildiride KKTC'nin tanınmasına vurgu yapılması. Ben önümüzdeki günlerde bu konuda da önemli gelişmeler yaşanabileceğini sanıyorum. Son 3 dakikamız. ABD ve Türkiye arasındaki gerginlik, işte Doğu Akdeniz, Ege'de atılan adımlar, hepsi bir pencerede, bir fotoğrafta baktığımız zaman, yani nereye doğru evrilecek, biz ne göreceğiz önümüzdeki vallahi günlerde? Valla şu andaki, yani herkes işte Yunanistan'ı tartışıyoruz. Televizyonlarda da yapılan tartışmalarda Türkiye-Yunanistan gerginliği, bence bu tabiri bırakmak lazım. Hı hı. Yani Türkiye-Yunanistan gerginliği yok. Tabii. Türkiye-Amerika gerginliği var. Şu anda karşımızdaki düşman Amerika. Bir kere bu gerçekten yola çıkmak lazım. Hatta bana göre dün Sayın Kemal Anadolu'la görüşmüştüm. Sayın Kemal Anadolu Midilli'ye gitmiş. Onun orada dostları var, biliyorum çok eskiden. Merak ettim, Midilli halkı ne diyor? Yani oradaki Yunan halkı ne diyor? Diye onu sordum. Şu andaki manzarayı anlattı. Şöyle bir manzara var. Perşembe günü Ayvalık'ta yanılmıyorsam, hemen karşıda feribot seferleri var ya orada. Pazarıymış ve bütün Midilli halkı Türkiye'ye geliyor. Hani Bulgaristanlar Edirne'den alışveriş yaptığı gibi Türkiye ucuza geldiği için Türkiye'ye geliyor ve alışverişini orada yapıyor ve karşıya gidiyor. Evlerine gidiyorlar. İşte oradaki insanların geçim kaynağı da daha çok Türkiye'den giden turistler. Ve son derece rahatsızlar diyor. Yani Miçotakis'in politikalarından son derece rahatsızlar. Amerika'nın Yunanistan'ı bir anlamda işgal etmelerinden son derece rahatsızlar diyor. Yunanistan halkında bu eğilim giderek kuvvetleniyor. Bence buna da dikkat etmek lazım. Yani Yunanistan halkının Amerika'ya karşı direnmesi de önemli. Ama şu anda öyle bir imkan var mı? Yok, tamamen çünkü işgal vaziyetinde. Yani her tarafı üs yapmış ve savunma anlaşmasında bir madde var ki yani tamamı, bütün askeri tesislerini kullanabilecek durumda. Kabul ediyorlar. Durumlarda. Evet, yani o nedenle karşımızdaki düşman Amerika, buna uygun davranmak lazım. Caydırıcı politikalar nedir? Bunları kurmak lazım. Bunun yolu da aslında çok net. Türkiye Rusya ile ittifakını Doğu Akdeniz'de de pekiştirmeli ve Doğu Akdeniz'de Amerika ve İsrail eksenini, Yunanistan burada piyondur yani. Orada esas güç başkasıdır, Amerika'dır. Bu ekseni dengeleyecek ve bu ekseni daha caydıracak bir güç oluşturmamız lazım. Ekranlarda bazen nutuklar atılıyor. Böyle Hamaset nutukları, işte biz yeteriz de şudur budur falan. Gerçekçi olmak lazım. Burada bir deniz ve hava savaşı yürüyecek. Burada Amerika, İsrail, işte Yunanistan, Fransa, onlar da biliyorsunuz bu işin içine giriyor. Bu kuvveti caydıracak bir karşısına kuvvet çıkarmamız lazım. Bunun yolu da belli. Türkiye-Rusya ittifakı Doğu Akdeniz'de de ortaya çıkmalı. Hatta ortak tatbikatlar gündeme gelebilir. Bütün bunlarla biz bu işi durdurabiliriz. Buna hazırlık yapmak lazım. Yani işin şakası falan yok. Sonra keşke diyecek bir halimiz de olmaz. Bu nedenle gerekenleri yapılmalı. İktidara düşüyor bu işler. Çok hızlı davranmalı ayrıca. Peki. Sayın Özçelik, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi yayınlar. Ankara'ya selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Aydın'ın gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik'le Cumhurbaşkanı Erdoğan hem açıklamalarını hem de Doğu Akdeniz Ege'deki gerginlik, tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan gelen bir çağrı Birleşmiş Milletler'e vardı. Onu da değerlendirdik. Bir reklam arası, ayrılmayın, devam edeceğiz. Efendim, gün ortası devam ediyor. Hemen çıkış yolu programına gidelim. Doktor Doğu Perinçek'ten gelen önemli açıklamalar var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gündemle ilgili konuştu. Saros Araştırma Şirketi'nin anketini değerlendiren Perinçek, sistem dışı seçenek arayanların oranının %50'ye dayandığına dikkat çekti. Kararsız olarak gösterilen seçmenin aslında kararlı olduğunu söyleyen Perinçek, devrimci çözüm arayışına girildiğini vurgulayarak
Vatan Partisi'ne yöneliş olduğunu kaydetti. Arıcıların dolandırılması ile ilgili de konuşan Perinçek, bütün arıcılara kefilim diyerek yanlarındayım mesajı verdi. Perinçek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının Amerika'nın bölme ve kaos planına hizmet için atılan bir adım olduğuna dikkat çekti. %50 bir arayış içine girdi ve sistemin içinde değil bu arayış, sistem dışında. İşte Türkiye'nin anketi bu. Türkiye köklü büyük bir değişikliğe gidiyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çıkış yolu programında konuştu. Saros Araştırma Şirketi'nin yaptığı son anketi değerlendiren Perinçek, sistem dışı seçenek arayanların oranının %50'ye dayandığına dikkat çekti. Türkiye'nin yarısı Biden ittifakında, yani Cumhuriyet Halk Partisi merkezli Millet İttifakı'nda da çözüm yok, beklentim yok. Oradan Cumhur İttifakı'nda da çözüm yok. Cumhur İttifakı %27,8, 28 diyelim, öbürü de %24. Ama toplumun %47'si diyor ki buralarda çözüm yok. Hiçbiri diyor. %47,1'in çözüm için sistem dışına çıktığını belirten Vatan Partisi lideri, onların kararsız değil, tam tersine kararlı bir kesim olduğunu kaydetti. Bu kararlı bir kesim. Bu kararsızlar değil. Bu kararsızlar ne yapıyordu seçimlerde? Sandığa gidince bir tarafa oy veriyordu. Şimdi bunlar kararlı. Kararlı olduğu artmalarından da belli. Yani seçim yaklaştıkça bu işte %34'ten 46'ya çıktı, 46'dan 47'ye çıktı. Türkiye'nin yarısına geldi. Burada bir kararlılık var. Sistem içindeki çözümleri benimsemiyor. Sistem dışı arayışa girmiş Türkiye halkının yarısı. Sistem dışı. Yani bir devrimci çözüm arayışına girmiş. Türkiye'nin en önemli sorununu hangi parti çözebilir sorusuna hiçbiri yanıtını veren %47,1'in çözüm için Vatan Partisi'ne yöneldiğini de ifade etti. Orası Vatan Partisi'nin potansiyel oylarının en anlamlı kesimi. Yani Vatan Partisi'nin öncelikle kazanmakta olduğu ve kazanacağı kesim. Üretim devrimi ile ve güvenlikteki sistem karşıtı politikalarıyla o kesimle buluşuyor. Yani o hiçbiri diyen kesim bakıyor, Biden ittifakı zaten Atlantik sistemin içinde. Cumhur İttifakı ise zaten bu mevcut durumun sorumlusu. Onun için oralarda çözüm düşünmüyor. Bu sistem dışı kim var? Vatan Partisi'nden başka bir parti yok. Ona doğru bir yöneliş var. Türkiye'nin önünde büyük zorluklar olduğunu söyleyen Vatan Partisi lideri, partisinin programı üzerinden çözüme işaret etti. Gerçekten bu millete bağlı, bu halka bağlı ve Türkiye'nin kurtuluşu için kendini adamış olan bir devlet adamının bu halka söyleyeceği ilk cümle, önümüzde zorluklar var ey Türk milleti. Ama bu zorluklardan tarihsel birikimimizde, bugünkü birikimimizde, Vatan Partisi önderliğinde Türk milletinin büyük gayreti ve kararlılığıyla aşacağız. Vatan Partisi ne diyor? Tasarruf, yatırım, istihdam, üretim, hakça bölüşüm. Vatan Partisi'nin toplumda yer edindiğini de ifade etti Perinçek. Vatan Partisi Genel Başkanı'nın %29,1 ile en yukarıda olması deminki tabloyla bağlantılı. Yani hiçbiri diyorlar ve sistem dışı arayış var. Vatan Partisi'nin toplumda yavaş yavaş bir yer ettiğini ve çözümün önderi konumuna adım adım yerleşmekte olduğunu gösteriyor. Türkiye Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu'yla anlaşmasına rağmen şekerlerini alamayan arıcıların sorunları da çıkış yolu programında konuşuldu. Üreticilerin bağlandığı programa yüzlerce mesaj geldi. Bütün üreticilerimizden para topladık. Bu parayı genel merkeze Mustafa Sarıoğlu Federasyon hesabına biz gönderdik. 7 ay içerisinde, bir hafta içerisinde bu şekeri gönderecek. Bahar dönemi besleme şekeri başlığı altında çuval bası 50 kilogramlık toz şeker karşılığını 400 liradan anlaştık. Toplanan paralar Ankara Federasyonu'nun merkez hesabına aktarıldı. 7,5-8 aydır şeker bugün gelecek, yarın gelecek, ertesi gün gelecek diye diye şu anda son bahara girmiş bulunmaktayız. Bu bahar beslemesi başlığı altında bize döneminde tedarik edilmesi gereken şeker tedarik edilmediği için üretim, benim kendi üretimim %50 oranında düşüş yaşadı. Buna ilaveten arılarda gelişimsel aksaklıklar yaşandı. Sabah gazetesinin yaptığı habere tepki gösteren Perinçek, bütün arıcılara kefilim diyerek yanlarında olduğunu söyledi. Türkiye'deki bal üreticileri, arıcılar ki bunlar on binler hatta yüz binlerce insandır. Bunlar tertemiz insanlar ve bunların temizliği, Türkiye vatanımıza bağlılığı, teröre karşı
kararlı tavırları konusunda ben kefilim, onlarla beraberim. Bunlara terörist diyenlerin karşısındayım. Yarın Sabah gazetesini de arayacağım. Onların genel yayın yönetmenleriyle de konuşacağım. Bu haberi kesinlikle düzeltmeleri için de çalışmaları yapacağım. Ama şunu söyleyeyim, bu arkadaşların hepsine kefilim ben. Bu arıcıların hepsine kefilim ve dolandırıcıların da karşısındayım. Dolandırıcıların yanında olanlar utansın. Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının ABD'nin bölme ve kaos planına hizmet için atılan bir adım olduğuna dikkat çekti. Zandı ve burada bir sorun yok, talep yok. Peki niçin Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey getiriyor ve tekrar ortalıkta bir gerginlik yaratmaya çalışıyor? İşte o da aynı Kur'an yakanlar gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de bölme, ondan sonra gerginlik yaratma, kaos planına hizmet amacıyla. Başka hiçbir izah yok bunun. Ama zaten Biden onlara o görevi verdi. Efendim, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan meclis kürsüsünden cezaevindeki PKK'lıların şartlarının iyileştirilmesini istedi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit uygulandığını da iddia eden Buldan, sözde tecridin kaldırılmasını istedi. Çünkü daha biz başkanın heykelini dikeceğiz, heykelini. PKK'nın siyasi uzantısı HDP, yeni yasama yılında da yine terör örgütü üyelerine sahip çıktı. İmralı'da Sayın Öcalan, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında konuştu. Buldan, meclis kürsüsünden cezaevindeki PKK'lıların şartlarının iyileştirilmesini istedi. Birçoğu cezaevinde tek başına yaşamını idame ettiremeyecek durumdadır. Cezaevlerinde olup bitenlere meclis olarak müdahale edelim ve hem ölümleri hem de hukuksuzlukları acil olarak durduralım. Buradan cezaevlerindeki bütün arkadaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyorum. Buldan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit uygulandığını da öne sürdü. Sözde tecridin kaldırılmasını istedi. Cezaevleri başta olmak üzere ülkeyi kuşatan tüm bu karanlığın merkezinde elbette ki tecrit politikası var. İmralı'da Sayın Öcalan üzerinde uygulanan mutlak tecrit, Türkiye'nin demokratikleşmesini ve Kürt sorununun müzakereye dayalı çözümünü engellemeye yönelik bir AKP-MHP politikası olarak devam etmektedir. CHP'nin kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenleri göreve iade edecekleri vaadi FETÖ'den açığa alınanları umutlandırdı. KYK'lı Özlem Gürcü sorunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözeceğine inandığını söyledi. Eğer iktidar olursak bu sorunu çözeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Hiç kimse endişe etmesin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenleri göreve iade edeceklerini vaat etti. CHP'nin vaadi FETÖ'den açığa alınanlarda umut yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi hani KHK'ların yaşadığı hukuksuzlukları biliyor ve bunların giderilmesi için de hani iktidara geldiklerinde bu hukuksuzlukların hani bitirileceğinin vaatlerini veriyorlar. Sosyal medyadan bir programa katılan KHK'lı Özlem Gürcü, sözde KHK sorununu Kılıçdaroğlu'nun çözeceğine inandığını söyledi. Özlem Gürcü'nün 31 Ağustos'ta sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun KHK'ların tamamını görevlerine iade edeceğiz dediği videoyu paylaştığı ortaya çıktı. Gürcü, Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'ya da teşekkür etmişti. Gülizar Biçer Karaca, KHK'lılar için hüküm giyseler bile görevlerine iade edeceğiz demişti. Bir yılındaki raporunda 19 Eylül'de Kılıçdaroğlu'nun Malatya'yı ziyareti sırasında düzenlenen toplantıya katılan Özlem Gürcü'nün KHK ile ilgili sorduğu soruya Kılıçdaroğlu yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu yanıtında Türkiye'nin terörle mücadelesine mahkeme lokantası ismiyle İstanbul'un tarihi semtlerinden Galata'da lokantacılık hizmetiyle turizm sektöründe de yer edinen Göksel Paslanmaz Çelik'e vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyor. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bir kez daha katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Ve ben sözü Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Kemal Danaşbaş'a bırakıyorum. Buyurun efendim. Sayın Genel Sekreterim. Sayın Genel Sekreterim. Sayın Genel Sekreterim.
Kıymetli basın mensupları, değerli misafirler ve ekranları başında bizleri izleyen Fenerbahçe taraftarları. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün tekerlekli sandalye basketbol takımımızın isim sponsoru olan Göksel Paslanmaz Çelik'in Fenerbahçe ailesine katıldığını duyurmak için bir aradayız. Göksel Paslanmaz Çelik, Paslanmaz Çelik sektöründe yüksek kalite ve üstün hizmet ilkesini benimsemiş, aynı zamanda İstanbul'un tarihi semtlerinden Galata'da bulunan mahkeme lokantasıyla da turizm sektöründe yer edinmiş bir kuruluş. Kulübümüze, takımımıza verdikleri destekten dolayı tüm Göksel Paslanmaz Çelik ailesine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Özellikle tekerlekli sandalye basketbol takımımızın sponsorluğu bizim için bir işbirliğinden çok öte bir noktadadır. Bu sponsorluklara yalnızca maddi destek olarak değil, sosyal sorumluluk olarak da bakıyoruz. Dolayısıyla Göksel Paslanmaz Çelik'in de yanımızda olduğunu bilmek bizim için çok kıymetli, çok değerli. Takımımıza gelince, bildiğiniz gibi takımımız 2018-2019 yılından 2021-2022 sezonuna kadar 1907 Fenerbahçe Derneği'ne bağlıydı. 2021 yılının Haziran ayında yapılan olağan seçimli genel kurulumuzda kongre üyelerimizden aldığımız destekle takımımızın kulübümüze devri gerçekleşmiş idi. Kurulduğu günden bu yana kulübümüze sayısız destek sağlayan 1907 Fenerbahçe Derneği'nin maddi ve manevi desteği hala bizimledir ve devam etmektedir. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya nezdinde tüm 1907 ailesine bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Takımımız geçtiğimiz yıl oynadığı 30 maçta 30 galibiyet ile ligin normal sezonunu namuhalip olarak tamamlamış, ardından oynanan playoff ve final serisi sonunda 2021-2022 HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu olmuştur. 2022-2023 sezonu ise geçtiğimiz hafta başladı. Metro Enerji Salonu'nda oynanan ligin ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni güzel bir oyundan sonra yenerek sezona başladık. Bu sezonda takımımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca baş antrenörümüz Can Aksu nezdinde tüm takımımıza canı gönülden başarılar diliyoruz. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzla birlikte Fenerbahçe Göksel Çelik takımımızın Avrupa Ligi'nde ülkemizi ve kulübümüzü gururla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu sene kulübümüz için çok önemli değerleri temsil ediyor. Bu sebeple başkanımız Cumhuriyetimizin 100. yılındaki hedeflerimizi sık sık dile getiriyor. Yarıştığımız her kulvarda olduğu gibi tekerlekli sandalye basketbol takımımızın hedefi de her daim şampiyonluktur. Bu sene alacağımız şampiyonluk her bir şampiyonluktan belki daha da önemli olacaktır. Hedeflerimizin yanında olan başta Göksel Paslanmaz Çelik'e ve yanımızda olan tüm sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor. İşbirliğimizin her iki markaya da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sözlerime son verirken, bu sene şampiyonluk yolunda en büyük destekçimiz yine Fenerbahçe'nin büyük taraftarı olacaktır. Tüm taraftarlarımızı takımımızın yanında olmaya, sezonun büyük bir bölümünde Fatih Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda ve dönem dönem Metro Enerji Salonu'nda oynanacak olan maçlarımıza bekliyoruz. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Mustafa Kemal Danabaş'a teşekkür ediyorum. Duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşması için sözü Göksel Paslanmaz Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Selim Akgül'e bırakıyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve çok değerli basın kurulu arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biraz önce Kemal Bey'in de söylediği gibi, öncelikle bunu bir katkı olmasından ziyade bir sosyal sorumluluk olarak algılıyoruz.
Zira engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatımızın içerisinde tutunabilmelerinin en büyük etkenlerinden bir tanesi şüphesiz ki spor. Bu bilinç ve sorumluluk doğrultusunda tekerlekli sandalye basketbol şubesini Fenerbahçe'mize kazandıran Sayın Başkanımız Ali Koç Beyefendi'ye ve bununla birlikte Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuza sonsuz teşekkürlerimizi arz ederiz. Bu doğrultuda bu katkımızın, Fenerbahçe'mize olan bu katkımızın temennimiz ve arzumuz şudur ki bu katkımızla beraber engelli sporuna verdiğimiz bu destekle beraber ülkemiz ve camiamız iş insanlarının onların da katkıda bulunmaları ve bizlerin onlara teşvik etmelerimiz, örnek olmamız bunu istiyoruz. Göksel Çelik ve Paslanmaz Ürünleri Limited şirketi ailesi olarak sporcularımızdan geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyonluk bekliyoruz. Bu vesileyle her daim onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Takımımızın keyifle başarılarını izleyeceğimiz muhteşem bir sezon arzu ediyoruz. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Burada olmaktan tekrardan büyük onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Göksel Paslanmaz Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Selim Akgül'e teşekkür ediyoruz. 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıfat Perahya duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşacak. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Sayın Genel Sekreterim, sevgili 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tam 4 yıl önce isim sponsoru olarak başladığımız bu serüvendeki ana amacımız bugüne kadar bu alanda önemli yol kat ettiğimize inanıyorum. Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol takımı lige katıldığından itibaren maçlar ulusal kanalda yayınlanmaya başladı. Rekabet sayesinde ligin kalitesi ve seyircilerin maçlara ilgisi fazlalaştı. Sponsorların dahiliyeti arttı ve bu sayede engelli sporcuların gelirleri ve hayat standartlarında önemli bir iyileşme oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli sporuna ve sporcularına katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Toplumsal faydanın önemini unutmadan Fenerbahçe'nin yarıştığı her alanda şampiyonluğun en önemli adayı olduğu ilkesini en baştan itibaren benimsedik. Geçtiğimiz 4 sezonda 2 defa Türkiye şampiyonluğu, 1 defa Euroleague 3 şampiyonluğu kazandık, 1 defa da Türkiye üçüncüsü olduk. Bir sezonda da namağlup lider devam ederken pandemiden dolayı ligler iptal edildi. Sportif başarı açısından da bugüne kadar tekerlekli sandalye basketbol takımımızın Fenerbahçe'ye yakışır bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Geçen hafta başlayan yeni sezona teknik ve oyuncu kadromuzu eksiksiz koruyarak başladık. Yeni sezonda hedefimiz Türkiye Ligi'nde şampiyon olmanın yanı sıra ülkemizi Avrupa Kupalarında da en iyi şekilde temsil etmek olacak. Takımımızın iki kulvarda da başarıya ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bugüne kadar olan başarı hikayesinin arkasında birçok kahraman bulunuyor. İzninizle onlara teşekkürlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle Fenerbahçe Genel Kurulu üyelerine bu şubenin açılması için yönetim kuruluna yetki verdikleri için teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetim kuruluna şubenin mali ve idari olarak yönetilmesi konusunda 1907 Fenerbahçe Derneği'ne olan güvenleri için, şubeden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Kemal Dağnabaş'a desteğine ne zaman ihtiyacımız olsa yanımızda olduğu için, şube sorumlumuz Gökhan Akça ile yönetim kurulu üyemiz Cenk Öztanık'a da şubeyle ilgili her konuda her konuyu çözmek adına sarf ettikleri olağanüstü çaba için ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Son teşekkür de sponsorlarımıza. Sizler olmasaydınız bu takım bu başarıları gerçekleştiremezdi. 4 yıldır yanımızda olan, aramıza yeni katılan, irili, ufaklı tüm sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Engelli sporuna ve toplumumuza sandığınızdan çok daha büyük bir değer katıyorsunuz. İyi ki varsınız. Ve bugün burada olma nedenimiz Göksel Paslanmaz Çelik. Takımımızın ilk isim sponsoru olarak tarihteki yerlerini aldılar. Selim Bey'e ve Göksel Paslanmaz Çelik ailesine verdikleri destek için
ne kadar teşekkür etsek azdır. Karşılıklı fayda yaratacak uzun süreli bir birliktelik olmasını umuyor, sponsorluk anlaşmamızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıfat Peraha'ya da teşekkür ediyoruz duygu ve düşünceleri için. Şimdi kulübümüzle Göksel Paslanmaz Çelik arasındaki anlaşmanın resmi imzalarının atılmasının vakti. Buyurun. Önemli anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Başarı getirmesini diliyoruz. Soru sormak isteyen basın mensubu arkadaşlarımız varsa lütfen kişi ve kurum isimleriyle birlikte sorularını sorarlarsa, iletirlerse seviniriz. Peki, teşekkür ediyorum. O zaman sizleri forma takdimi ve basın pozu için ön tarafa doğru alabilirsem peki, sevinirim. Tekerlekli sandalye basketbol takımı isim sponsorluğu anlaşması imza törenini canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Fenerbahçe'de isim sponsorluğu anlaşması gerçekleşiyor. Şükrü Saraçoğlu stadındayız ve aile fotoğrafı için yan yana gelindi. Tekerlekli sandalye basketbol takımı isim sponsorluğu anlaşma imza töreni. Evet, biz de canlı olarak ekranlarınıza getirdik bu imza törenini efendim. Şimdi haberlerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzmir'e gidelim. İzmir'in Çiğli ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama gerekçesiyle tutuklanan iki şüpheli cezaevine sevk edildi. Rakı masasında Kur'an yırtıyor. Çekiyor musun? Kur'an-ı Kerim'e yaptıkları saygısızlıkta Türkiye'nin gündemine oturan iki kişi İzmir Karşıyaka Adliyesi'ne çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ev ortamında içki alanlardan biri Kur'an sayfalarını önce yırttı, daha sonra ateşe verdi. Diğer kişi olay anını kameraya aldı ve sosyal medyaya yükledi. Görüntüler büyük tepki topladı. 23 ve 24 yaşlarındaki iki şüphelinin tutuklama gerekçesinin halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak olduğu açıklandı. Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu açıklayan BCC, psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Kullandığı ilacın yanı sıra olay günü alkol aldığını, bunların etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını belirten BCC, sosyal medyada paylaştıkları videoyu sabah fark edince hemen sildiğini ifade etti. Diğer şüpheli MAD'nin de olay gecesi ne yaptığını hatırlamayacak kadar alkol aldığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.
İşçi oldukları belirtilen BCC ve MAD'nin söz konusu görüntüleri yaklaşık bir ay önce evde çektikleri öğrenildi. Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kur'an-ı Kerim yakma olayını şiddetle kınıyoruz dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum dedi. Bir giyim firmasının açılışına konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyada bir LGBT ve cinsiyetsizlik dayatması olduğuna dikkat çekti. Varank, firmanın bu dayatmaya karşı durmasını ise çok değerli bir tutum olarak değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, LGBT dayatmasına karşı mesajlar verdi. Bir giyim firmasının açılışında konuşan Varank, dünyada bir LGBT ve cinsiyetsizlik dayatması var dedi. Evet, dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken, Ersivayiki'nin bu inisiyatifi almasını da ben çok değerli buluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Varank, LGBT dayatmasıyla mücadele kararlılığını yineledi. Biz aileyi savunmaya devam edeceğiz dedi. Cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz ki biz de kimseye eyvallah demeyiz, bunun karşısında dururuz. Böyle markaların gerisinin geleceğine de ben inanıyorum. Biz aileyi savunmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Şimdi efendim, CHP LGBT'ye desteğini sürdürüyor. CHP'li Kadıköy Belediyesi şehit ailelerini ve gazileri LGBT faaliyetlerini perdelemek için kullandı. Kadıköy Belediye Meclisi'ne şehit aileleri ve gazi hizmetleri şefliği kurulması teklifi getirildi. Teklif maddesinin içerisinde ise şehit yakınları, gazi ve LGBT bireylere ve ailelerine sosyal hizmet sunmak cümlesi yer aldı. Aile yapısını hedef alan ve eşcinsel ilişkiyi özendiren küresel LGBT dayatması CHP tarafından sahipleniliyor. Kadıköy Belediye Meclisi'ne CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, şehit aileleri ve gazi hizmetleri şefliği kurulması teklifi götürdü. Teklifin maddelerinde ise skandal ortaya çıktı. Şehit yakınları, gazi ve LGBTİ bireyler ifadelerinin yan yana getirildiği görüldü. Bu yönetmeliğin amacı çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, mülteci, şehit yakınları, gazi ve LGBTİ bireylere ve ailelerine sosyal hizmet sunmakla görevli Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün kuruluş ve işleyişine, yürüteceği hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarla müdürlük, müdürlüğe bağlı birimlerde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir ifadeleri yer aldı. Daha önce de LGBT faaliyetlerini desteklediği için CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na tepki gösterilmişti. Şimdi yine İzmir'deyiz. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncü şehirler listesine adını yazdırdığı haritada bir skandala imza atıldı. Haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok sayılarak Kıbrıs'ta tek bir devlet varmış gibi gösterildi. Rahatsızlık yaratan görsel hakkında belediyeden açıklama geldi. Açıklamada kullanılan haritadaki dikkat çekici hata nedeniyle hiçbir kurumsal paylaşımımızda bu görsele yer verilmemiştir denildi. İzenerji, Avrupa Birliği'nin açmış olduğu Craft misyonunda İzmir'imizi öncü şehirler listesine yazdırdı. Bu sözcüklerle duyuruldu İzmir'in öncü şehirler listesine girdi. Duyurunun altında da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İzenerji'nin logoları yer aldı. Dikkatli gözler haritada Kıbrıs'ın tek devlet gibi gösterildiğini ilk bakışta anladı. Harita maliyesinin tamamını Avrupa Birliği'nin karşıladığı İklim Nötr ve Akıllı Şehirler misyonunda yayınlandı. Skandalsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan haritayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İz Enerji Şirketi logosuyla dolaşıma sokulmasıydı. Ulusal kanal sorumlu yayıncılık gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in resmi basın danışmanına Kıbrıs'ta tek devletin olduğunu gösteren haritalı paylaşımı sordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma adımlarının atıldığı bir dönemde Kıbrıs'ta tek devlet varmış gibi ve Avrupa'nın parçası gibi göstermekteki niyet ve hedef nedir?
Israrımız üzerine 27 saat sonra konunun bizimle ilgisi yok yanıtı verildi. Bir süre sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden resmi açıklama yapıldı. Görsel çalışmasının Avrupa Birliği bünyesindeki projenin yürütücüleri tarafından hazırlandığı belirtilen açıklamada ancak kullanılan haritadaki dikkat çekici hata nedeniyle hiçbir kurumsal paylaşımımızda bu görsele yer verilmemiş, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için de girişimde bulunulmuştur ifadelerine yer verildi. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan haritanın yer aldığı görseli İz Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu çevresiyle de paylaştı. Ulusal kanal Türkoğlu'nu da aradı ancak yurt dışında olduğu için görüşme yapılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında basın kanunu teklifini hedef aldı. Sesinizi kısmak isteyebilirler diyen Kılıçdaroğlu, yıllardır gündemde olmayan başörtüsüyle ilgili hazırlıkladıkları kanun teklifini de meclisin gündemine getirdi. Helalleşme yolculuğuna çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında genel kurulda görüşmeleri devam eden basın kanunu teklifinin özgürlükleri kısıtlayacağını iddia etti. Sesinizi kısmak isteyebilirler. Onun hazırlıklarını yapıyorlar. Dezenformasyon yasası getirdiler. Geçen dönem Cumhuriyet Halk Partililer buna karşı çıktı, direndiler ve geri çektiler. Şimdi parlamento açılıyor. İlk önce bu yasayı getiriyorlar. Kılıçdaroğlu yeni bir tartışma başlatmak da istedi. Yıllardır gündemde olmayan başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifini meclisin gündemine taşıdı. Bugün kanun teklifimizi Gazi Meclisimize veriyoruz. Göreceğiz kim samimi, kim samimi değil. Artık kanunu çıkaralım ve bu çağ dışı tartışma bitsin. Yüreği yeten de peşimden gelsin. CHP grup toplantısının ardından kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. 3 maddelik teklifte kamu kuruluşlarında çalışan kadınların mesleği icrasında cübbe önlük dışında herhangi bir şey giymeye veya giymemeye zorlanamayacağı belirtildi. Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri meclise geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığı bir suç işleme özgürlüğü değildir. Meclis mesaisi başladı, ilk fezlekeler hazırlandı. Yeni yasama yılında dokunulmazlıklarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunuldu. 34 milletvekilinin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bulunuyor. Milli tahassüs ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu havale edildi. Gelen fezlekeler arasında polise yumruk atan DBP'li Salih Aydeniz ve HDP'li Remzi Tosun da yer aldı. PKK kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'in de yine 5 dosyası bulunuyor. Çoğu HDP'li vekillere ait fezlekeler içinde CHP'li Engin Özkoç, Utku Çakır üzerinde ikişer dosyası yer alıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde ABD destekli Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtıcı adımları vardı. Bahçeli hem Atina yönetimine hem de kışkırtmalarının arkasındaki ABD'ye tepki gösterdi. Türkiye batıdan, doğudan, güneyden hatta kuzeyden çembere alınmaktadır. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısını MHP yaptı. Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın kışkırtıcı adımlarına tepki gösterdi. Kıbrıs'ta eşit ve egemen iki devletli çözümün önüne engel çıkarmak için yeni bir senaryo gündemdedir. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okumaktadır. Bahçeli, Yunanistan'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ne de tepkiliydi. Yunanistan 18 ve 23 Eylül tarihlerinde gayri askeri statüdeki Ege adalarından Midilli'ye 23, Sisam'a 18 zırhlı askeri araç sevk etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri menşeli silahlar
etrafımızda çevrelenmiştir. Dünyaya ilan ediyorum. Hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımızı çiğnetmeyiz. Hakkımızdan vazgeçmeyiz. Hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların da gözünü oyarız. MHP Genel Başkanı'nın gündeminde halk oylamasıyla Rusya'ya katılan 4 bölge de vardı. Ukrayna'nın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne yönelik bölücü operasyonu asla tasvip etmiyor, kesinlikle doğru bulmuyoruz. Dağılma aşamasına gelen altılı masadaki adaylık krizine ilişkin de konuştu Bahçeli. Zillet partilerinin birbirine güveni hiç kalmamıştır. Her birisinin gündemi farklıdır, aday profili başkadır. Masanın üstünde birbirine gülerken altında birbirlerine tekme atmaktadırlar. Bahçeli, Mersin'deki saldırının ardından daha da ortaya çıkan CHP ve HDP işbirliğini sert eleştirdi. CHP ile PKK'nın bir kez daha yolları kesişti. Devletin açıklamasına güvenmeyip PKK'nın sefil beyanına itibar eden Kılıçdaroğlu, Mersin'deki etkisiz hale getirilen terörist için duyanları bu kadar da olmaz dedirtecek şekilde DNA testi istedi. Sayın Kılıçdaroğlu, sen kimin yanındasın? Kimin yolundasın? Haber kaynakları nerede ve kimlerdir? MHP lideri grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bahçeli, meclise yeni sunulan fezlekeleri ve HDP'nin kapatılma davası sürecinin uzatılmaması gerektiğini belirtti. Süreç devam etmelidir. Bana karşı öne alırım Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini. Mirkart serbest bırakılsın, ekmeğimizle oynanmasın. Turizmin başkenti Antalya'nın dört bir yanından işte bu talep yükseliyor. Vatan Partisi ekmeğiyle oynanan esnafın yanında ilçe ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Esnafı dinleyen çözümü anlatıyor. Mir engeli yüzünden büyük zararla karşı karşıya kalan esnaf, Mirkart'ın yeniden kullanıma açılmasını istiyor. Müşteri zaten üzerinden nakit olmadığı için kartıyla ödeme yapmak istiyor. Bu konuda gerçekten çok mağduruz yani. Böyle devam ederse sezon boyunca çok büyük zararımız olacak. Amerikan tehditlerine boyun eğen bankaların Mirkart ödeme sistemini askıya alması yüzünden tüm turizm merkezlerinde sorun aynı. Zarar büyük. Maddi olarak zararımız çok büyük ama tahmini bir rakam söylesem 15-20 bin dolar civarındadır yani. Dünyanın öbür ucundaki bir ülkenin tabii ki savaştı, şuydu, buydu, aradaki politik sorunları birbirine bağlantılı olarak düşündüğümüz zaman bize kadar yansıması tabii ki çok kötü. Yani bir Amerika'nın artık ülkemizdeki bir 10 milyar doların paranın çalması gibi bir şey yani. Turizmin başkenti Antalya'nın Manavgat ilçesinde de esnaf Mir engeli yüzünden zor günler yaşıyor. Esnafa göre Mir sistemine bir an önce geri dönülmezse yeni sezonda ağır kayıplar yaşanacak. Önümüzdeki sezonla böyle devam ederse yani bizim ayakta kalma şansımız yok. Hatta yaşama şansımız bile yok. Çünkü kiralar yüksek, giderler, masraflar çok yüksek. Sonuçta tatile geliyorsunuz. Kartınıza güvenerek geliyorsunuz icabınızda. Bu iki taraflı bir mağduriyet yaratıyor. Tabii ki esnaf için de, müşterimiz için de. Vatan Partisi günlerdir esnafa yaşatılan ve Türk ticaretine dayatılan bu soruna karşı alanlarda. ABD'ye verilen her taviz Türkiye'ye misliyle zarar verecektir. Hükümet bu tehditlere en yüksek perdeden cevap vermeli. ABD'nin özel sektörümüzü tehdit etmesine izin verilemez. Komşularımızla ticaret yapmamız engellenemez. Bir ödeme sisteminin derhal geri dönülmesi, bütün bankalar tarafından kullanılması teşvik edilmeli. Vatan Partisi, Mir ödeme sistemi yeniden kullanıma açılıncaya kadar mücadelede kararlı. Mir kart uygulanmasının yasaklanması, esnafımızın çocuğuna götüreceği ekmeğin çalınmasıdır. Mir kart uygulaması tekrar başlayana kadar, bu yanlıştan dönülene kadar, Amerika'nın bu yaptırımından dönülene kadar bu mücadelemiz devam edecek. Söz veriyoruz. Vatan Partisi Amerika'dan korkmayanların hükümetini kurmaya hazırdır. Göreve hazırız. Esnaf Mir kartı geri istiyor. Mir kartın tekrar kullanıma açılması, bizim de bu konuda mağdur olmamamız. Zaten çok büyük sıkıntılar yaşadık turizm esnafı olarak. Yani bir an önce eski haline dönerse
isteğimiz, talebimiz bundan ibaret. Bu konu inşallah en kısa zamanda çözülür. Gelen misafirler de rahatlar, evet. Esnafımız da rahatlar, turizm, Türk turizmi de rahatlar. Şimdi pamuk üreticileri günlerdir ayakta. Açıklanan 21 lira zaten üretici tarafından yeterli görülmemişken Hatay'da pamuk 15 liraya kadar düştü. Çiftçiler pamuk fiyatı yükselmezse seneye pamuk ekiminin düşeceğini söyledi. Özellikle stratejik bir ürün olmasından dolayı giysi yapımında kullanılmakta, barut sanayinde kullanılmakta, tohumlarından yağ ve küspe elde edilerek hayvan beslemede kullanılmakta. Çalısı da bazı yerlerde yakacak olarak kullanılmakta. 250 bin ton pamuk üretilen Hatay'da pamuk üreticileri zor günlerden geçiyor. Bizim beklentimiz bu sene de pamuk fiyatlarının 20 lira ve üzerinde seyretmesiydi. Ama şu anda gerçekleşmedi. Hatay pamuk üretiminde Türkiye'de 3. sırada. Amik Ovası'nda 1. ürün hasadının sonuna gelindi. Rekolte yüzleri güldürdü. Ancak açıklanan 21 lira olan fiyat 15 liraya kadar geriledi. Önümüzdeki yıllarda çiftçinin pamuktan kopmaması ve tekrarından pamuk sahalarına dönmesi için bu istikrarın sağlanması çok önem arz etmektedir. Antakya Ticaret Borsası Başkanı Ali Celal Mursaloğlu çiftçinin girdilerdeki artışa yetişemediğini söyledi. Artışı elektrik, gübre, mazot bunların çiftçiye girdileri anormal bir artış gösterdi. Elektrik ve su parası da üreticiyi tarımdan uzaklaştırıyor. Çalıştırabiliyorduk. Şimdi kuyularımızın suları 300-400 metrede ve 100 beygirlik bir motorla biz bunları anca çekebiliyoruz. Harcadığımız para da elektrik faturalarından dolayı inanılmaz bir boyutta bizi artık kurtarmaz oldu. Onun için ailem ve bütün akrabalarım olarak biz pamuk ekiminden şimdilik vazgeçmiş vaziyetteyiz. Hatay Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Sever, pamuğun dışarıdan ithal edilmesine tepki gösterdi. Bir üretim planlaması yapılır ise, çiftçilerimiz teşvik edilirse ve desteklenirse fiyat olarak da dışarıdan 700-800 bin ton ithal ettiğimiz yabancı menşeli pamuk almamıza bile gerek kalmayacak. Pamuk fiyatının gözden geçirilmesi isteniyor. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay çiftçiye verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Bu gerçekleşmedi. Tarım Bakanı buraya geldiği zaman çiftçilerimize bir söz vermişti. Dedi ki biz pamukta çiftçilerimizi mağdur ettirmeyeceğiz. Fiyat düşürenlerden mücadele edeceğiz. Bunun yerine getirilmesini bekliyoruz. Şu anda çiftçi pamuk fiyatlarında gerçekten mağdur. Çünkü pamuk... Şimdi enflasyonu konuşmaya devam ediyoruz. TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu %93.5 ancak vatandaşın hissettiği bunun çok üzerinde. Ulusal Kanal ekibi market fiyatlarını yerinde inceledi. En ucuz fiyatlı temel tüketim ürünlerinin oluştuğu sepet hazırlayan ekibimiz bakın toplamda ne kadar ödedi. Artan enflasyon karşısında alım gücü eriyen vatandaş çaresiz. TÜİK gıda enflasyonunu %93.5 olarak açıkladı. Ancak hissedilen bunun çok üzerinde. Ulusal Kanal ekibi market fiyatlarını yerinde inceledi. Sadece temel tüketim ürünlerinden oluşan en ucuz fiyatlı market sepeti hazırlayan ekibimiz bakın toplamda ne kadar ödedi. Markette domatesin kilosu 22 lirayla 35 lira arasında değişiyor. Kilo salatalık alacağız. Kilosu 17 lira 95 kuruş. Patatesin kilosu 10 lira, 9 lira 95 kuruş. Soğanın kilosu o da 8 lira 95 kuruş. Tuvalet kağıtlarının fiyatları da oldukça yüksek. Elimde 32'li tuvalet kağıdı var. Fiyatı da 139 lira 90 kuruş. Pahalı genel olarak Türkiye'de biliyorsunuz her şey zamlı artık. Yani geçen senekine göre herhalde 2-3 katı oldu. Peki ne alacaksınız şimdi, ne için geldiniz? Yani genel ihtiyaçlar meyve, yoğurt işte... Bilmiyorum, ben 4 kişilik bir aile asgari ücrette nasıl yapıyor hiç bilemiyorum. 1 kilo pirinç aldık, 1 kilo bulgur aldık. Pirincin kilosu 30 lira, bulgurun kilosu da 23 lira. Bunu da market sepetimize koyuyoruz. Vatandaş tabii ki eskisi gibi alamıyor. Vatandaş eskiden 1 kilo alıyordu, 2 kilo alıyordu ama şu anda aldığı miktar 100 gram, 200 gram, 300 gram, en fazla 500 gram. Market sepetimize en ucuz ürünleri koyuyoruz. Baktım, makarna fiyatları da şu anda 9 lira 25 kuruş, 8 lira 90 kuruş arasında değişiyor. Bizim aldığımızda 7 lira 25 kuruş. Bunu da koyalım sepete.
Kahvaltıların olmazsa olmazı çay. En uygun fiyatlısı 75, en yüksek fiyatlısı da 105 liraydı. Biz 75 lira olanı sepetimize koyuyoruz. Sepetimize şimdi yumurta koyacağız. 30'lu yumurta bulunduğumuz markette 79 lira 90 kuruş. 2 kiloluk yoğurt aldık. Bunun fiyatı 48 lira ve en ucuz sütü almaya çalıştım. Bunun fiyatı da 15 lira. En uygun fiyatlı olan hangisiyse ondan alalım. Böyle. Ha, o. Tamam, ne kadarmış? Ona bir bakalım. 370 gram 48 lira geliyor. Tamam, onu alalım. 48 lira. Peki bir de beyaz peynir alalım sizden. Yine en uygun fiyatlısını. En uygun fiyatlı beyaz peynirden de yine bir kalıp bakalım öyle. Onun fiyatı ne kadarmış? Bunun kilosu da 99.50. 664 gram geliyor, 66 lira. 66 lira. Onu da alalım. Alışverişimizi yaptık, kasaya geldik. Şimdi ürünleri hesaplayacağız. Bakalım ne kadar tutacak. Son ürünümüzü de kasadan geçiriyoruz. Bakalım ne kadar tutacak. Evet, toplam ne kadar tuttu? 701 lira 30 kuruş. 701 lira mı? Maalesef. Evet. Yani gördüğünüz gibi yani 5 tane domates, 6-7 tane salatalık ve temel ürünlerden birer tane en ucuz olanlarını sepetimize koyduk. Ama bu gördüğünüz ürünlerin toplamı 701 lira tuttu. Bunun tabii en basit formülü üretimi arttırmaktır. Üretim ekonomisi programının uygulanması gerekir. Yani üretimi arttırdığınız sürece yurt dışı etkisini minimize ettiğiniz zaman da üretim artışınız fiyatları aşağı indirecek. Kalıcı çözüm istiyorsanız üretim ekonomisi programını uygulamak zorundasınız. Şimdi Muş'a gidiyoruz. Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşanan bir hastane sorunu vardı. Bu hastane sorunu sona erdi. Biz bu konuyu Vatan Partisi olarak ve Ulusal Kanal ailesi olarak gündeme getirdik. Şimdi üzerine konuşacağız. Vatan Partisi Malazgirt ilçe başkanı Sayın Enver Görmez bizlerle birlikte. Enver Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi yenisi yapılacak vadiyle yıkılmıştı. Ancak inşaatı değil mi? Çalışmalar bir türlü başlamıyordu ki siz de konuk olmuştunuz, anlatmıştınız. Ne oldu? Şimdi evet. Bir sizden dinleyelim. Biz bayağı bu konuyla gereken yerlere biz bunu dile getirdik. En sonunda bir çare görmedik. Sizin aracınızla ulusal kanaldan yardım istedik. Bunu dile getirdik. Sesimizi Türkiye, dünyaya duyurduk. Buradan size Malazgirt adına, Muş adına sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sesimizi duyurdunuz. Hı hı. En sonunda başardık. Bir hafta 10 gündür yaklaşık inşaat çalışmaları devam ediyor. Gönül rahatlığıyla biz de artık dinlenmeye çalışıyoruz. Bunu çözebildik yani, hı hı. Çok şükür. Vatandaşlar tarafından nasıl karşılandı? Yani insanlar bize teşekkür ediyor, bize dua ediyor. Partimize olsun, parti şeyiyle bunu dile getirdik. Vatan Partisi başardı bunu. Kimsenin yapamayacağını biz bunu çözmeye çalıştık. Kanalımızla beraber, ulusal kanalla beraber biz bunu çözdük. Şu an insanlar mutlu. Hı hı. Herkes rahata kavuştu diyebiliriz. Peki çalışanlarla ilgili, yetkililerle ilgili daha doğru olacak bir konuşma imkanınız oldu mu? Hani bu kadar uğraşı verdik, ekranlara taşırdık. Siz çok çaba sarf ettiniz. Hızlı bir şekilde ilerleyecek mi? Ne kadar kısa bir zamanda tamamlanabilir ya da hizmete girmesi için? Vallahi şu an onun ile ilgili bir şeyimiz yok ama hani bu sene bir de kesin ama yoğun bir çalışma, biz işçilerle, biz alan ekiplerle biz konuştuk. Yoğun bir çalışma yapacaklarını bize söylüyorlar. Tabii ki hastane müdürümüz olsun, diğerleri olsun, pek yani insanlara hoşuna gitmeyen şeyler oldu.
tabii ki memnun olmadılar ama hani biz sesimizi duyurduk. Bizim sayemizde hastanemiz bir yerlere gelebildi yani. Hı hı. Peki şu anda Malazgirt'te yaşayan halk nasıl hizmet alıyor? Son olarak bunu da sorayım. Yani bizim zaten eski hastanemizden kalan bir bölüm vardı. Hı hı. Aynı eskisi gibi devam ediyor. Yani hani %20'si, %20 bir hizmet var şu an. Hı hı. Hani geri kalan zaten dışarıya göndermek zorundadırlar. Öyle idare ediyoruz şu an. Peki, çok teşekkür ederiz. Son olarak bizi izleyen ve dinleyenlere bir mesajınız var mı Enver Bey? Vallahi şöyle bir sıkıntımız var. Malazgirt'te işsizlik sorunu çok fazla. Gençlerimiz işsiz. Hepsi kahvelerde takılıyor, geziyor. Yani çok büyük bir işsizlik sorunumuz var. Biz bununla ilgili bir çalışmamız var. Hani sesimizi de duyurmak istiyoruz açıkçası. Yani bu konuyla ilgili büyük bir sorunumuz var. İşsizlik sorunu. Peki ileriki günlerde Türkiye'nin genel anlamda bazı bölgelerinde yaşadığı sorunların başında geliyor. Gündeme getirmek gerekiyor. İyi çalışmalar diliyoruz size. Muş'a, Malazgirt'e çok sevgiler. Çok sağ olun. Ulusal kanala da buradan teşekkür ederim. Sesimizi duyurduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, şu Malazgirt ilçesindeydik. İlçe Başkanı, Vatan Partisi İlçe Başkanı Sayın Enver Görmez bizlerle birlikte oldu diyelim. Sanıyorum bitiriyoruz. Peki, gün ortasında burada noktalayalım. Biz ayrılacağız. Bizden sonra saatler 15'i gösterdiğinde Serkan Aksar sizlerle birlikte olacak. Günlük programıyla gündemdeki gelişmeleri aktarmaya, konuklarıyla masaya yatırmaya devam edecek. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.